Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hak Subhanahu ve Teala bugünkü ibadetlerimizin özü kabul kıyken olsun. Özü razı buladırken işlerine muvaffak kılsın. Bugünkü keçemiz Allah'ını razı buladırken, Allah'ını razı kıladırken keçelerden buluşun, nasip kılsın. Amin. Vasıf gelirken kademilerken Allah-u Teala acil mükafatlar versin. Özünü beyti de Allah'a iltica, dua kılıp, farz namazını ibadet eden kiyin yığılıp oturgenimizin uzun mübarek kılsın. Perişteler yeryüzüne düşüp halkalarını izleyin. Sahih rivayetlerde perişteleri yeryüzünü alahıda düşüp şunday halkalarını izleşip doğrusu da Peygamber aleyhissalatu vesselam haber veriyorlar. Zikir halkalarına barışıp bir todaları işte zikir halkasını uğra varıp ularını zikriye şerik buluşadı. Yani bazıları Kur'an tilavat kılıyetken, bazıları ilmi meclislerge rubara olaladı. İlmi meclisini kurgan farişteler başkalarını çakıradı. Ey farişteler, kelinler, bana bu cahıyla biz kıdriyetken meclisken deydi. Ve o şey ilmi meclisinin atrafı da halka kılışıp ta Beytül Mamur geçe farişteler tıkılınç bu getirdi. Birbirlerine izdiham. O şuna kadar meclislerden barışını Allah-u Teala uzun nasip kılsın. Amin, amin, amin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi'de ayetledi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب الله لأغلبن ورسولي لأغلبن أنا ورسولي والله قوي عزيز صدق الله العظيم. Allah Teala yazdı. Ketebe degeni yazdı. Yani lavhul mahfuzda yazıldı. Yoki kalem yaratılgan paytida. Avvalama halakallahu el kalem. Allah Teala birinci kalemini yaratken. Kalemini yaratıp buladigen işlerinin hammasını kalemge buyurgen, yazdigen. Kalem Bismillahirrahmanirrahim bilen ta kıyamet kadar buladigen hadiselerini yazgen. Keyin Rufi'al kalem dediler Peygamber aleyhisselam. Kalem kurtarılıyor. Şimdi kalem yazmıyor. Kader, oşa kader. Rızkımız, oşa. Hayatımız, oşa. Biz tellavımızga cevap gelmiz. Hak yolunu tellegen, oşa imtihanda, oşa hayatta, oşa rızkta, oşa umurda yaşaydı. Hak yolunu tellegeni uçun, hak safıda bulgerliği uçun. Necat tapadı, kıyamet günü de Allah subhanahu wa ta'ala'nın vadesine müşerref olaydı. Batıl yolunu tellegen adam hem rahatta yaşamaydı. Onun hem dünyada imtihanı var, onun hem peşi anasıya kegen nesler keledi, o hem kesel boladı, o hem tüzeledi. O hem dünyadaki onge bitirgen kalemini, onge bitirgen kaderini basıp ötedi, lekin batılını tellegeni uçun, batılının sefide turgeni uçun, batılıge tırcayıp tikilgeni uçun, onun yanını agen uçun cevap verir. Kıyamet günü de ondan Allah Teala astaydı soruyor. Allah Teala yukarıdaki ayette keteballah dedi. Allah yazdı. Bazılar o zimmesine farz kılıp aldı diken mananiyem ayçiken. Katada eytediler kaballah dikenler. Allah Teala kazanı, kaderini yazdı. Ne mi dedi? La aglibenne ene dedi. Elbette elbette men galip bulamam dedi. Allah Teala uzunu galebesini ilan kıldı, takit bile. Ve rusuli dedi. Peygamberi men galip bulamam. Allah elbette galip buluştuğunu ilan kıldı. Allah'ın galibesini adamlar görülmesliği mümkün. Adamlar his kılalmesliği mümkün. Düşünülmesliği mümkün. O şey Allah'ın galibesini dünyada ispatlaydıgan örnek şahsiyetlerini Allah Teala yubaradı. O şey şahsiyetlerden bittesi Resuller. Peygamberler. Peygamberler keldi. Aciz vaziyette davetini başladı. Garip idiler. Hiç kim yok idi etraflarında. O kişiye ergeş etkiler aciz idi, kembegal idi, kul idi, çori idi. Ve onlarını, vaziyetlerini korgan adamlar üstülerden külüşerdi. Siler mi hak yolda deyirdiler. Zinnire degen ayol var idi, közü aciz, ota acize ayol idi.
O'sha musulmon bo'lganligini pesh qilib, Abu Lahab musulmon bo'lmagan edi. Agar yo'l haq bo'lsa, zinnira mendan oldin musulmon bo'larmidi? Bu yo'l haq bo'lganda men undan oldinroq musulmon bo'lishim kerak edi. Men bunga loyiqroq edim dedi. Vaholanki Alloh taolo u zinniraga nasib qildi, Abu Lahabga iymonni nasib qilmadi. Alloh taolo la aglibanna ana dedi. Men g'olib bo'laman albatta dedi. Va usuli dedi. Payg'ambarim ham g'olib bo'ladi. Allohning payg'ambarining g'alabasi siz bilan biz mu'minlarga bashorat. Allohning g'alabasini isbotlaydigan tarixdagi tasjil payg'ambarlarning yo'llari biz uchun ibrat va biz uchun o'rnak. Biz albatta rasul g'alaba qiladigan yo'lni tanlashimiz kerak. Hargiz xayolimizda ikkilanmasligimiz kerak. Sizga bizga tuhmat toshini otayotganlar, sizni bizni ojiz ko'rayotganlar, siz bizga ishonmayotganlarga e'tibor bermasligimiz kerak. Qalbimiz ikkilanmaslik kerak. Iymon egasidan sabotni talab qiladi. Qadam sabot turish kerak. Sabit turish kerak. Alloh taoloning g'alabasi payg'ambarlar olib kelgan yo'lga erishganlarga nasib qiladi. Mana shu oyat nozil bo'lganda sababini Qurtubiy tafsirlarida keltirganlar Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiq bor edi. U munofiq musulmonlarning sharafini, musulmonlarning obro'sini, ularning makonatini ko'ra olmas edi. Musulmonlarga bir yaxshilik kelsa, darrov uni yomon tomonini gapirardi. Hech qachon musulmonlarning yaxshiliklarini ko'ra olmas edi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul Madinai Munawvarada odamlarni, Madinaning avvalgi nomi Yasrib edi. Yasribda odamlarning nomzodini qozonmoqchi bo'lib turgan nomzod raislardan edi. Payg'ambar alayhissalom Madinai Munawvaraga kelganlaridan keyin nomzodi yo'qqa chiqdi. Va qasamki qalbiga uning nifoqi musulmonlarning nafratiga sabab bo'ldi. Hech qachon musulmonlarning sharafini hech qachon gapirmagan shu odam. Musulmonlar g'alaba qilsa ham orqasidan bitta ta'nani qilib qo'yardi. Bugungi til bilan aytganda montaj qilardi. Musulmonlarning hech bitta obro' mansab sharafini tan olmas edi. Musulmonlarga obro' kerak emaski, musulmonlarga Allohning yo'lida sobit yurish kerak. Musulmonlar Allohning yo'lida yurar ekan g'alabani bitta-bitta ola boshlashdi. Makka mukarramada bularni bir ezib yo'q qilib yuboraman degan odamlar o'zlari oz muddatda yo'q bo'lib ketdi. Musulmonlar Madina Munawvaraga ko'chib, yangi islomiy jamiyatni qurishdi. Va ularga Alloh subhanahu va taolo hijratning 8-9-10 yilida Makkani berdi. Makkani fath qildilar. Keyin Haybar fath bo'ldi. Badrda g'alaba bo'ldi. Bani Qurayzadan ustun keldilar. Ahzobni yengdilar. Musulmonlar ozdi. Lekin g'alabalar bitta-bitta amalga osha boshladi. Alloh taolo yuqoridagi oyatda shunga ishora qilyapti. Shunda Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiq Musulmonlarni bu g'alabalarini har joyda gapirib yurgan edi. Musulmonlar aytdi. Bizga Alloh taolo Haybarni berdi. Bizga Alloh taolo Makkani berdi. Bizga endi navbat Rum bilan Vizantiya, Fors deyishdi. Ya'ni o'z davrlarida o'ta katta bo'lgan imperiyaga ko'z tikishdi. Hozirgi til bilan aytganda dunyodagi eng kuchli davlatni olamiz deyishdi. Deganda Abdullah ibn Ubay ibn Salul kuldi ularning ustida. Sizlar dedi Makka bilan Haybarga o'xshatyapsizlarmi Rimni? Rimning askarlari ko'p. Forsga tenglayapsizlarmi o'zingizlarni? Forsga hargiz kuchingizlar yetmaydi dedi. Mana shu gapni gapirgandan keyin yuqoridagi oyat nozil bo'ldi. Kataballoh la aglibanna ana va rusuli. Alloh yozdi buni. Alloh g'alaba qiladi. Men g'alaba qilaman dedi Alloh taolo. Va mening rusulim g'alaba qiladi. Inna Alloha qawiyun aziz. Alloh qawiy. Qawiy degani o'ta kuchli zot. Quvvat egasi degani. Quvvat ma'nosida Allohga teng keladigan hech kim yo'q. Aziz bu aziz ham quvvatni bir turi. Ya'ni dunyodagi izzat, qudrat, quvvat mutlaq Allohga xosdir. Walillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin. Walakin aktaron nasi la ya'lamun. İzzat Allohniki. Kuch quvvat Allohni rasuliniki. Izzat Alloh va rasuliga iymon keltirgan mu'minlarniki. Ko'p insonlar buni bilmaydi. Mushriklar yoqtirmasalar ham dedi.
Az fırsat ötüp Hazreti Umar radıyallahu anh'unun kolları da Fors fatih buldu. Az fırsatta ikin Rum fatih buldu. Bir yarım minlik saltanat çöktü. İslam'ın martabası aldı da. Yukarıdaki ayetinin sebebi ve samarası olarak bizim gözümüzde kuringen tarihteki yazılgen altın harfler bilen biz geçe yetip gelgen haberge göre İslam'ın kol astı da Fors mağlup buldu. Fors mutlak Müslümanlar koluna öttü. Rim mağlup buldu. Mutlak Müslümanlar koluna öttü. O ayet hadiren öz küçüde. Fakat biz Allah ve Resulüge iman keltirişlikte sabit durarken biz, içimizdeki ihtilaflarga barham berarken biz, o zara imani muhabbetimiz bilen birleşer, cipsleşer iken biz, Allah'ın galabesi biz mumullarının üstümüzde. Allah Ta'ala başka bir ayette mumullarga necat bir işlikini özünün zimmesindeki hak dedi. Hakkun aleyne nuncil mu'minin. Bizim zimmemizdeki vacip nerse mumullarga necat bir iş dedi. Bugün eğer mumullar kaysidir cebhede necat tapalmayetken bulsa ayet yalhanmaz. Bizde imange nispeten biraz nuksan var. Bizde aynen Peygamber aleyhissalatu vesselam talep edilen imani esaslarda kemçiligimiz var. Bunu umleşimiz gerek. Allah Teala Ra'd suresi de itedi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Allah Teala bir cemaatini özgertirmeydi. Hatta ular özlerini özleri özgertirmeyince. Bizden talep kılınadigen hakiki imani sebat Allah Teala onun ispatını bizi özümüzgi kursatkenden keyin nusretli bire. Yutuğunu bire. İslam'ın talimatlarıge hayatınızda, aile hayatınızda, şahsi hayatınızda, cemiyetke alakadar bulgen hayatınızda amel kılarken siz bütün dünyada İslam'ın galabesini tamilliysiz, köresiz ve galabeden nasibedar bulasız. Galabenin egesi bizmez. Galabenin egesi Allah Ta'ala. Allah oşe galabege münasip yani insanlarını, bendelerini çakıradı. Ular labbey degende galabe bilen ularını siyleydi. Eğer o şey Allah Subhanahu ve Taala'nın vadesine labbey demesek, bizni dünyadan ketkazıp, ordumuzga başka bir, özge münasip bulgen layık insanlarını keltiredi. Ular melametçinin melametten korkmaydı. Allah'ın yoludaki mücahedede çekinmeydi. Allah'ın yoludaki hak yolda sabit duradı melametçinin melametinden korkmaydı ve ular galabege layık millet buladı. Allah Teala barçalarımızı o şey galabeden nasibedar ümmetten buluşumuzu nasip kılsın. Amin. Tarihte bir neçe var İslam ümmeti çöküşlük arafası gekeken. Hemme saha parakende bulup, adamlar huda bihuda narsalarge oralaşıp, asıl sahalar arkada kalış başladı. 4. 5. asırlarge kegende, salaf-ı salihlerinin davru tüge, 3 asır. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hayrul kurun, karni, thümmellezine yelunahum, thümmellezine yelunahum dediler. En yakşı asır benim asırım dediler. Ondan keyin keyinge asır, ondan keyin keyinge asır dediler. Başka bir rivayette, şu beni sohbetimi eşitip turgan ve dünyanın başka caylarda yaşayarken adamlar 100 yıldan keyin yeryüzde kalmaydı dediler. Bu hem sahih hadis. O şey 100 yıldan keyin yana 100 yıl, yana 100 yıl, 3 asır. O asır altın asır. Bu asırda İslam ümmetinin tamami usulü, kıyametke kadar İslam'ın muhafazasını tamilleydigen asasi ilmi menbeler ortaya koyuldu. Kur'an muhafaza buldu. Hadislerini ulamalara atılıp çıkıp hadislerini muhafaza kılıştı. Hadis ve Kur'an'a süyengen usullerini işlep çıkıp müştehitler, mezheplerini ortaya koyuştu. Akide'ye hücum bugende Maturidi aş'ari ulamalar çıkıp akidenin usullerini ortaya koyuştu. Bana şu 3 asırdaki adamlar bunlar. Ana ondan ki 4. asır, 5. asır, 6. asırga borgende adamlar huda bihuda narsalar bilan talashib hozir İslam ümmetini başını aylantirmoqchi bo'layotgan toifalar o'sha paytda chiqqan edi. Aynalloh
istavonun ma'nosi nima, yadullohning ma'nosi nima degan savolni berayotganlar, bular islom ummatining oyog'iga bolta urayotgan odamlar. İslam ümmeti ordudan turmasın. Bihude, bimana, bikarçı geplerini tartışıp otursun. Üçün saval beriyetken adamlar. Bunu zihni, aklı, kuşu bar adam çünüş gerek. Ularını çüntürüş gerek. Bu savalinden ümmetke ne mi faydası var? Hazır ümmetke injinerler gerek. Hazır ümmetke IT teknologlar gerek. Hazır ümmetke fizikler gerek. Kimikler gerek. Dehkançılık sahasını ilmi asasda yetuk beceredigen ulamalar gerek. Nimaga ayni Allohda o'tiribsan hali ham deyishimiz kerak. Xuddi mana shu soha o'sha davrda boshlangan edi. Imom Maturidiy nimaga chiqdi? Nimaga Imom Maturidiy deyiladi bugunga qadar? Chunki Imom Maturidiy o'shunaqa ayni Alloh deydiganlarga, fissamo deydiganlarga ahli sunna val jamoaning usuliy mavqifini ko'rsatgan. Va maydonda g'olib bo'lgan. Alloh taoloning kataballoh La aglibanna ana va rusuli oyatiga Imom Maturidiylar loyiq bo'lgan. Maydonda hali ham turibdi. Ularga qarshi chiqqan odamlarning ko'pchiligini hech kim tanimaydi. Bir chiqdi, nomi Mu'tazila bo'ldi, bir chiqdi, nomi Xashaviyya bo'ldi, yana bir chiqdi, nomi Mujassima bo'ldi. Ular yo'q. Lekin Maturidiy maydonda turibdi. Allohning g'alabasidan nasibador odamlar bular. O'sha maslak, o'sha manhaj. Ulardan keyin, ular dünyadan o'tgandan keyin yana odamlar ichida kalom ilmi, falsafa, safsata, behuda, bema'ni gaplar ko'payib, odamlarni millat o'laroq oyoqqa turishligiga imkon qolmadi. Tibbiy sohaga qarasangiz, cho'kib yotibdi. O'sha sohada tijoratga qarasangiz, cho'kib yotibdi. O'sha davrning zamonasining yetuk insonlari yo'q. Faqat behuda tortishuvlar. Shunda Imom G'azoliy chiqdilar. Abu Hamid al-G'azoliyni hujjatul islom deyiladi. Islomning hujjati. U kishi nima ish qildi? U kishi aynan ummatni cho'kib, beli bukilib turgan paytida oyoqqa turg'izgan odam. U kishi falsafani cho'kishi degan asar yozgan. Tahafutul falasifa. Falsafani cho'kishligi haqidagi masalalarni odamlarga tushuntirgan. Hoy birodarlar, hoy qadirdonlar, yig'ishtiraylik mana bu savol-javoblarni. Keragi yo'q bular. Farazan yetib, yechib borganimizda ham bu masala yechilmaydi. Allohning qo'li yechilmaydi bu masala. Bu masalani u tomon ham tortishaveradi, bu tomon ham tortishaveradi. Masalaning oxiri oqibati yo'q. Ahli sunnaning mavqifiga ko'ra Qur'onda kelgan yat Allohning qo'lini isbot qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz, ma'nosini Allohga topshiramiz. Bo'ldi, yechim shu. Yo'q, sen Allohning qo'lini isbot qilishing kerak. Allah osmonda, Allohni mana bunday deyishimiz kerak, unday deyishimiz kerak, to o'zini gapini isbotlamaguncha tortishaverishning foydasi yo'q. Xuddi shu gapni Imom G'azoliy aytdilar, to'xtatinglar dedilar. Bugun qilishimiz kerak bo'lgan eng zarur ishlar bor. U nima? Hozir nima qilishimiz kerak hozir? Hozir soha egalarini yetishtirishimiz kerak. Ancha vaqt yutqazib qo'ydik axir. Yosh bolalar, yosh yigitlarni biz yo'naltirishimiz kerak. Qachongacha tibbiy sohada yuragi og'rigan qachongacha Hindistonga boradi? Qachongacha biz Yaponiyani maqtab yuramiz? Qachongacha Amerikaga intilamiz? Qachon bizdan chiqadi odamlar? Mana shu narsalarni yig'ishtirib, biz o'z sohamizga yo'nalganimizda chiqadi. Shuni o'sha davrlarda 6-asr, 6-asrning oxirlari Muhammad al-G'azoliy, Abu Hamid al-G'azoliylar tushuntirdi. Xalq buni tushunib yetdi. Tortishuvlarni bir chekkaga surishib, moddiy masalalarni xususiyatlariga yo'nalishdi. Yetdi. Uyg'onish davrining ostonasi. 8 uyg'onish davrining boshlanishi. 9 renessans uyg'onish davri. 10, 11, 12. Islom ummati butun dunyoning ustozi bo'ldi shu asrda. Asosiy eng katta allomalar shu asrda chiqdi. Ularni shunday chiqib kelishligidagi asosiy ruhiy liderlar Abu Hamid al-G'azoliylar. Bizga o'shanga o'xshagan liderlar kerak edi. Ular o'z davrida chiqdi. Ular aytishdi, to'xtat deyishdi. Sen o'zingni, sen bu gapingni, qidam masalasini, ya'ni falsafa masalalarini qo'y deyishdi. Kelinglar, ummatni foydasiga yuraylik. Odamlar shunday ish qilishdiki, hozir biz 70-80 yil mustamlaka yashaganmiz. Tariximiz toptalgan, tilimiz o'zgartirilgan, harflarimiz oyoq osti qilingan,
kadriyatlarımız yokka çıkarılgan davrdan çıkıp kegen adamlarımız biz. Biz hazır birbirimizge karab, düşmanana keyfiyet nafratını tarqatıştan köre, elhamdülillah, çöküş dengiziden kutulup sahalge çıktık, endi bir yerge uykuraylık deyişimiz gerek. Uşnaka pozisyedemiz hazır. Biz hemen her sene egellep bulduk o, aynı Allah'ın cevabını tapışlıkke günümüz kalganı yok hazır. Hazır biz, ota ağır vaziyetten kutulup çıkan ümmetimiz. Birbirimizge yelkadaş bulup, her kim özünün sahasını mahkem egellep, millet için faydalı bir insanga eğlenişlik teşvişide yaşaşımız gerek. Az müddette Allah Teala bu ümmetke yani özünün galabesini korsatadı. Allah Teala galabaga münasip milletini terbiyelengende onun sünneti özgermeydi. Allah Teala'nın sünneti özgermeydi. Vadesige hılaf kımıydı Allah Teala. Uşan için uşa meselelerge yöneliş gereği. Tarih bizge şunu örgatadı. Uşa en meşgul adamlar. Biruni, Farabi, Harazmi, Farghani, Falancı, Pistancı, hemmesi uşa orta asırlarının insanları. Renesansının insanları, uyganış davrının adamları. Ular itikad, felsefe, bularga ham şugullangan. Mesela İbn Sina haqlarida Abu Hamid al-Ghazali'nin tanqidlari bor. Kufurda ayblagan itikadını. Bu tanqidlar bor. Aynen şu cümlede bo'lmasa da tanqidi bor. İtikad tushunchalariga. Lekin ular o'zlarini sohalarida kitoblarda qolgan masalan. Lekin İbn Sina'nın tip qonunlari haqidagi asari bütün insoniyatga foydali kitob. 200 yıl Avrupa okuttu şu kitabını. 200 yıl institut üniversitelerde okuttu. Biz de babalarımızın bitti yazgan kitabını daim tekrarla yapıyoruz. Abu Musa Harazmi'nin El-Cabr ve'l-Mukabele eseri kolingizde üçlep durgen kompüterinin esası hesaplanıdı. Telefonun, smart telefonlarının hammasının esası Abu Hamid al-Ghazali'ydi. O uşa uyganış asrının, uyganış davrının semaraları. Bu ümmet tarihte bana şunday uyganışını yaşab ötdi. Bir madde yaşab ötülgen yol yana kayıttan yaşanışlığı asan bo'ladi. Qilingan tecrübe var. Yangi işmez. Şunun için bugün her xil tartışuvlarga şunun için keskin turibmiz. Turishlikni talab qilyapmiz. Ularga tirjayib, irshayib qaraganlarni ular bilan birgasilar deyapmiz. Noto'g'ri ularni tarafini olmaslik kerak deyapmiz. Shu bilan birga ularni do'stlik, birodarlik halqasidan chiqarib yubormayapmiz. Ular ham birodarlarimiz. Ularga ham tushuntirishimiz kerak. Ummatni qiynalib turgan paytida hech kim tushunmaydigan masalalarni o'rtaga tashlab, o'zlariga ergashgan 10 ta, 5 ta odamni hisobidan millionlagan musulmonlarni ixtilofga solishlikdan Allohdan qo'rqish kerak. Bandadan hayo qilish kerak. Mutlaqo natijasi yo'q gaplar. Mutlaqo natijasi yo'q. İmam Buhari bilen Maturidi akidesi ortasındaki fark. Kimge kerek bu? 6 saat ders kılıçlıkke neme ihtiyacı var bunge? Ben Maturidi'nin talimatını cüde yakşı okuyamdım. Hadır sizge bitti cümleni yapırsam 99 faizden çünmeydi. Çünüşke mecbur emmez. Neme ki bu meselelerini kurtarışı yaptı? Diğerli barçaylar kuzatı yaptılar. Uşa adamlarına hitap kılı yapma. Çık, ben bilen yapla şunu, ben düşünemem şunu. Fakir manası demez, ben okuyayım ben şunu. Natoğru yapıyı yapsan, yalgan tercüme kılı yapsan, milletini, ümmetini içine nefret tarikatı yapsan. İhtilaf kılı yapsan desen, ular sabataş kılışı yaptı. Sen ihtilaf kılı yapsan de. Ben de mi ihtilaf kılamam? Kereymez mevzularını tohtatıyorlar, ümmetini faydalı işlerge yöneliştirdiğine yardımlaşınlar diye yapmış. Bu, barçamızga asas kaide buluş gerek. Allah Teala inşallah bu va'dalarda da bizlerge inşallah münasip bulsak yani galabesini ata kıladı. Yap köp, lekin savallı gemi teyli mi? Kimde savallı var? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam ben geldim kurtuluşa ya. He. Bir savallı aksiden kıyını yaptı. İşte bir cümle diye meleşti, kız bolanı korudan üşüler, işte normal karnı korudan 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 korud
Abi şuna kadar bu kaldı ki, orada kıldı ki savaş ucunu atsayız yani. Savaş ucunu atsayız, kız bana yaptı ki, ben onu kurma gelme. Ya bu araba kutuna gelme. Çünkü kurçuluk mecbur bu kal yap, telefon kılış ki. Özünüzden de telefon kılış ki, yolu geçiş ki. Bunu otanesi de verdi, düşünce kanı kadar başka şey dur, dedi kurçuluk ilgili. Çünkü ya da ne var kaldırız, baklar gidiyoruz. Uylanadigan yosh yigitlarga payg'ambar alayhissalotu vasallamning tavsiyalari bor. Sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa uylansin dedilar. Qodir bo'lmagan odam roza tutsin dedilar. Roza bu bitishlik deganlar. Ya'ni roza odamni biroz quvvatini sindiradi, taqvosini ziyoda qiladi. Endi uylanishdan oldin qizni ko'rsa bo'ladimi? Yoqmagan qizni ham xudo uchun deb olsa bo'laveradimi? Mana shu savollar o'rinli savol va sizni yoshingizdagi uylanmoqchi bo'lib turgan yosh yigitlarni qiynayotgan savol. Islom insonlarni tabiatiga muvofiq yo'l-yo'riqni ko'rsatgan. Islom bir narsani buyursa, o'sha buyruqni ostida juda ko'p hikmatlar bor. Bir narsadan qaytarsa uni ham tagida ko'p katta hikmatlar bor. Uylanishlikda kelinni yoqsa-yu yoqmasa olib ketaver degan joyi yo'q. Kelinga ham yoqsa-yu yoqmasa tegib ketaver degan gap yo'q. Yigit ham qizni yoqtirish kerak, qiz ham yigitni yoqtirish kerak. Asosiy narsalardan bittasi bu. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam uylanadigan odam qizlardan to'rtta narsaga qiziqadi. Moliga qiziqadi, chiroyiga qiziqadi, nasabiga qiziqadi, diniga qiziqadi deganlar. Shu qiziqishlar insonni ya'ni uylanishlikka targ'ib qiladigan narsalar. Shuning uchun uylanadi. Chiroy birinchi o'rinda turadi. Çünkü yaş yigitler çırağıya birinci kuz tüşkende şıkıvaz boladı, yüreği ciz kıladı. Keyin ikinci, üçüncü başka etaplarga sürüştüredi. Kop narsasından köz yumu oradı yigitler. Çırağlı bulsa buldu deydi. Bu hatalıgını ayet yaptılar Peygamber aleyhisselam. Çırağlı ilgini kurup koyandan köz yumu varmadı yaptılar. Çırağlı bulsun, sizge yoksun, nasabli bulsa yana yakşı. Malı dünyası bulsa sizge faydası yok, kızı uzun iki. Bu yan bir yakşı lekin. Kızı tok baladı. Lekin dindarını telle. Birinci dindarıya işkıvaz bol. Bu gap matillerde mefhum yani muvafakı degen kayda var. Peygamber aleyhisselam ümmetke eti yaptılar o. Dindarını telle yaptılar. Demek otalarının zimmesine de vacip boladı. Kızlarını dindar kılıp terbiyeleş vacib bo'ladi. Çünkü dindar kılıp terbiyelemeyetken cemiyetten dindar kanak tapas. Otalarını zimmesine vacib bo'ladi. Matından çünülgen mana şu. Kızlarımızı dindar kılıp terbiyeleşimiz gerek. Hudadan korkutuşumuz gerek. Keyin yigitlerimizge asan bo'ladi. Dindarını telliydi. Endi ko'rmasdan olsak, yoqmasa-chi desa shariat insonni tabiatiga xitob qiladi. Ko'rishlikka ruxsat beradi. Ko'rishlikka ruxsat beradi. Faqat bu yashirincha bo'lmasin. Oilasi, ota-onasi bilmasdan telefonda chaqirib olib bo'lmaydi u. Ko'chada yo'lini to'sib olish bo'lmaydi. Shariat joiz emas. Nomahramni qo'lidan ushlab bo'lmaydi. Bunga o'xshagan ishlarni shariat qaytaradi. Bular ko'rishim kerak-ku degan bahonani oqlamaydi. Bularni orqasida zino qilish ehtimoli ham bor-da. U to'silmay qoladi. Sadduz zaroiy degan qoida bor. Buni nima uchun shariat to'sdi? Agar buni ham ochib qo'ysa, bir marta telefon qiladi, ikki marta chaqiradi, keyin ikkitasi o'rtada boshqa odam yo'q, ahmoq ishni qilib qo'yadi, keyin yoqmay qoladi. Nima bo'ldi hayot? Na nikoh bo'lmadi, vana bir qizni nomusi himoya bo'lmadi. Vana bir erkak ishini qilgani yo'q. Nima bo'ladi? Yaxshilik bo'lmaydi, jamiyat buzilib ketadi. Nima qilinadi? Demak, sovchi jo'natiladi. Yoshlar bir-birini ko'rsin deyiladi. Kattalar aralashadi. Ko'rishlik bir marta, ikki martagacha ham ruxsat. Ruxsat
ruhsattan faydalanıladı. Yakki özü kurup, yaklaşıp, savalını verse beradı. Kiyin, kumul cızkısı da turmuş kuradı, vakti yaşap getirdi. Avrupa düşüncesi de, oldun yaşasın bir yıl, iki yıl deydi. Yaşayı uğradı, yura uğradı, yaşayı uğradı, yura uğradı, kiyin nikah bu miydi? Demek ki, her kadar adam bilen bir yıl yaşasanız yokmaya kuradı. İslam'ın hikmeti, bir kurganda yüreği cızkıganda uylan olsun. Kim battar olsun. Bismillah deyip sabah ümit kılıp yaşaydı ki. Hamesi şurada var. Cennette var adı mükemmeli. Dünyada mükemmeli yok. En mükemmeli dindarı. Sizde dindar bu geldiği razı kılar. Dindar bulsa kemçilikler yapılır. Uşa bilen inşallah kıyamette cennette dille bulamam deyse sabır kılarsınız, acır olasınız ve hayatınızı ket kazarsınız. Uşan için bir mertte kursun, ikinci mertte kursun, neydi? Hatta ki bazı asarlar var. Hazreti Umar radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu'nun kızlarına savcı bu geldiler. Kızları Zeynep. Savcı bu geldiler de, Ali radıyallahu anhu etkiler ki, sizge Cunatama vakil bilen, kurin, kurin, balagatka yetken bulsa, yoksa kola olayım diyorlar. Veli nikahla yaptı. Hazreti Umar'ın bu savcılıklarını hikayesi var arkasında. Hanefilerin fikriye acayip cevap var. Yakında kurgan bu seyirler, bir bala çıkıp etti ki, ölgenden kiyin er hatınını yuva vuradı, kabirge koyu vuradı, onu özünü eri yu, namahram bu miydi dedi. Hanefiler bunda adaşken dedi. Korkmasından yapırışı şu yapılarını. O Abu Hanife'ni mekanetini kıskımagan adamlar bunlar. Abu Hanife'ye adaşken degen adam bizge kesin biz adaşkenliğini yani adaşmagenliğini ispatla bir olmasak keyin bizden keyin başka adamlığa ötedi. Hazreti Umar radıyallahu anhu nima uchun Hazreti Ali'nin kızlarına savcı buldu. Hikayesi var. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam aytganlar ki barcha nasablar kıyamet günü üzüler. Ota balasından bala atasından kaçadı. Nasablar üzülüp gider. İlla menge bağlangan nasab üzülmeydi deyirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağlangan nasab üzülmeydi. Bana şu hadisten umitlenip, benim Resulullah'ın avlatlarına savcı bulsam, nikahlasam, Resulullah'ın nasablarına koşulmasam, kıyamette üzülmesem deyip savcı bulgen. Yani bu da hatunbazlık yok bulardı. Yani saf manada Resulullah'ın nasablarına koşulaydı gen manada. Yukarıdaki hadisini bilişedi ve bunge savcı bu geldiler. O şey, ayol ölse, eri yüse kola uğradı degen, bu yem katta ulamalarını gepi, lekin hanefilerini adaşken değişlikke şaşırmaslık gereydi. Hanefilerinin delili ularınkiden kuvvetli ikerliğini ispatla veremem. Hazır. Ularını delili kuvvetsiz marcuk demokçumasla, onu yem delili delil. Ular ayetedi ki, Ali radıyallahu anhu Fatime anamızı yügeller. Doğru mu? Doğru. Osman radıyallahu anhu Ümmü Gülsüm'ü yügeller. Osman radıyallahu anhu Rukayye'ni yügeller. Özleri. Yügeller. Peygamber aleyhissalatu vesselam özleri. İmam Buhari'de kegen hadis. Ayşe anamızını aldılar ki kegenlerde kayırdan kere yapsız deseler cenazadan degenler. Cenazadan kere yapmayan. Eğer senem ölsen degenler. Seni hem yüğüp keperlep özüm kömemen degenler. Bana şu rivayetlerini keltirişip bana eğer ayağını ölgenden ki yüse kefallese kümse bu da olaydı edip delil kılışadı. Hanefiler yok deydi. Hanefilerinin delilini, kuvvetini karayın. Hanefiler ayetedi ki bu siz sanagen vakiyelerinin berçesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağlangan adamlar getirmiş deydi. Resulullah'ın kızlarına bağlangan Hazreti Ali. Oşan için yüydüler, onlar üzülmeydi. Ümmü Gülsüm Resulullah'ın kızları. Rukayye Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kızları. Ular bağlangan, ular kesilmeydi. Özleri Ayşe anamızdan üzülmeydiler. Bu hasıdı bu. Has. Kalgeller üzüledi mi? Ha üzüledi. Nimege? Çünkü nikah ölüm bilen üzüledi. Üzülgendeyken onu yuvalmaydı. Zarurat bulması yuvalmaydı. Zarurat kaçan hiç kim yok. Başka adam bulmaydı mecbur yuvaldı. O şey hikayede, o şey Hazreti Umar'ın hikayeleri de
Zeynep onamızını yani Hazreti Ali'nin kızlarını kigende kuyneklerini kurtarıp koyarlar. Kurtarganda siz Amirul Mu'minin bulmaganı izdeydi bir tersaki uğrardım diyorlar. Kiin ha balagatki yitipti dedi nikahları yok koyarlar. Mana şu hadise, mana şu vakiye yaşlar uylanmoqchi bo'layotgan qizini ko'rishligi mumkin. Fiqhda juda ham nozik, nozik, nozik joylarigacha aytishgan. Bir ayolni yollab o'sha qizni hidab bering desa ham bo'ladi. Ba'zan hid sababli ham ajratib ketishi mumkin ekan. Yoki badanini ko'rib bering, oqpoq yo'qmikin. Undoq qilib bering, mundoq qilib bering. Ya'ni shariat inson tabiatiga zid narsani buyurmaydi. Şeriat siz xohlagan narsani yo'lini ko'rsatadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatadi. O'zingizcha ya'ni hech kimdan bemaslahat bu ishlarni qilib yuborishligingiz to'g'ri emas. Shariat yo'li bilan yuring. Bir marta ko'ring. Yaxshi ko'ra olmadingizmi? Ikkinchi marta ko'ring. Faqat guvohlar bo'lsin, ota-onasi rozi bo'lsin, ko'rsin, jiddiyatingizni qabul qilsin. Yo'qsa bismillah. Istixora qilasiz, maslahat qilasiz, olasiz. Yo'qmasa uzr aytasiz. Hiç kim hava bulmaydı, hammanın güvahlığı da buldu. Buldu, başka adam haridara geldi. Aladı. Şu. Allah'a. Aleyküm selam. Şu, üyleniştik mağımız koyduk. Yani onu bizden kattılar. Meybe, şuna, kelin taraflı işgeler hakkıydı. Otonlarımızı biz kılamıyorsak, köpçülüğünde karşımda biz o kadar bir kelin taraflı. Şimdi biz şu kelin taraflı özümüz o belirli, meybe, tıra. Otomlarımız geldi, özleri kılıçta bir yoğun yapışı doğru görüp koyacağız. Biz de ikili tamamen razı kılabilen bunu da yiyin için. Allah acil besin, bana şu fikir özü muhum. Beybaha, kımmetbaha fikir şu. Yaşlar şunu oylaştığını özü katten yeme. Erkek kişi hatun aladı. O hatunlu joy bilan ta'minlaydi, kiyim, keçek, azuk, avukat, hemen narsasını boyunca aladı. Tuyuyam erkek kişi kıladı. Hatun kişiye hiç narsa yüklemezlik gerek. Endi bizde urf odatlarga ko'ra asosan ayollar katta yoshdagi ayollar buzadi bu ishni. Erkaklar ayollarga labbay deb qo'ygan ko'pcha narsada. O'shaning uchun bunda ham g'ing deyamayapti. Lekin erkaklarni uyg'otish kerak. Noto'g'ri bu, erkaklik shaniga noto'g'ri. Erkaklik shaniga noto'g'ri. Bitta qo'yib berib qo'yadi. Yo'q. Keyin 8 marta kuyov jo'ralari bilan borib, qo'yib ham yeb keladi bor. Qolgan hamma narsani kelinga qildirishyapti. Noto'g'ri bu. Nomus, yoshlarimiz shu fikrni o'ylashligi katta gap. Endi buni murosaga keltirish qanday bo'ladi? Ota-onalariga tushuntirish kerak o'zi. Endi yoshlar pul topa olmasdan, uylana olmasdan qiynalib yurganlari nochor qolib ketib qoladi. Avvalo musulmon odam jamiyatda oldi inson bo'lish kerak. Harakat qilish kerak, rizq Allohdan albatta, lekin maqsadni baland qo'yish kerak. Allohni menga beradigan omonatini o'zim ta'minlayin degan maqsad bilan harakat qilish kerak. Ota-ona tushunmasa, o'sha narga yo'lni qilib ko'rish kerak. O'sha qiz tomonga borib to'g'ri tushuntirib, shariat bo'yicha mana shu masalalarda joiz emas. Mana olib bera qolay, sizlar ota-onamning roziligi uchun qilsanglar bo'ladi. Bu ham bitta yo'li. Lekin qachongacha bunaqa xiyla qilinadi? To'g'risi hammaga tushuntirish kerak. Buni ko'proq gapirish kerak. Imomlarimiz to'ylarda, boshqa joylarda buni aytaverish kerak, aytaverish kerak. Ulamolarning xizmati shu o'zi. Toshkentning urufida 80-90-yinchi yillarda bid'atlar uchiga chiqqan edi. Juda ham haddan oshgan darajada edi. Şu derecede bugün ki, adamlar fakat bid'atın içinde yaşardı. Sebebini ulamalar çüntülerdi ilgar rakta. Çünkü orusun davrı, ateist dahrilerinin davriydi. O davrda İslam namını tamamıyla yokka çıkarışken pey. Adamlar İslam'ın kürünüşü bulsayam kılıçlikke hareket kılıp bid'atlarına girip etken davr. İndeşmeyen ulamalar kılıp yürgen. Kılgallarına indeşmeyen. Keyinçelik ulamalar çıkıp yapışını başladı. Hadır cüde seviyeye kip koyuyor. Hozir xijolat qiladi Toshkentda ayol tomon kelib uyi bezaymiz, parda osamiz desa xijolat qiladi. Erkaklar shu darajaga keldi. Ya'ni gapira vurish oqibatida odamlar tushundi. Andijonda ajoyib hodisa.
40 günçe mazar taşıydı. Mazar özü Arapça özü, mahazar özü. Hayru ta'am mahazar degen makal var. Avukatın en yaxşı tayyarı degen. Uşa tayyarını 40 gün taşıyadı. Uçma ha, ertalab kofesi buluş gerek, kaymağı buluş gerek, üzümü buluş gerek, balası batları buluş gerek. Peşinge bu yana başka, keçkurunge başka. 40 gün kelinini düşken uyunu aldıdan icereye joy alışadı. Bir aşpazını onu bağlaşadı. Uşatta avukat kıldırışıp kırgızışadı. Bunlar hazır. Ancak halkı içi de erkekler için namus sıfatı da kabul kılınıyordu. Yani ancaklı erkekleri götürmüyordu bunu. Çünkü hakiki erkekler. Bu millet hakiki rüculeti var millet. Bu narsalarga ayollarını kulu aralaşkenliği şundan. Bu işini toktatış gerek. Çüntürüş gerek, ayçış gerek. Yani keskin kıvarmaslık gerek doğru. Çünkü vaziyet adamlar düşündüğüne kadar keskinleşip geçişi mümkün. Çüntürüş gerek, örgütüş gerek. Avvalo kuyovni qo'liga Alloh taolo baraka bersin. Sekin-sekin bu narsalar to'g'ri bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Qiyomatning alomatlari haqida xabar bersangiz. Ertalabgacha gaplashamiz endi. Chatdan. Qiyomat alomatlari to'g'risida payg'ambar alayhisalotu vasallamdan bir qancha hadislar bor. Hadislerini müddaasıga göre alametler ikiye bölünür. Katta alametler, küçük alametler. Katta alametler hali cari bugün yok. Küçük alametlerinin diğerli barçası cari bugün. Küçük alametler, sanalgan alametlerinin hammasi hayatta korulgan. Endi katta alametlerini kütülü yaptı. Bu alametlerden bittesi Daccal'ın çıkışlığı. Daccal hakkı da bir mavzu. Bir iki üç tur ders kılış gereği. Neme o kanaka falan. Daccal'dan keyin İsa aleyhissalatu vesselam'ın Osman'dan nüzulü. Ondan aldın İmam Mehdi'nin çıkışları. İsa aleyhissalatu'nun çüşüleri. Daccal'ın katıl kılınışı. Dabbatul arzını çıkışlığı yani yer hayvanı. Yüzü adamın yüzüge okşaydı, başka tamamı hayvanga okşaydı. Bir tamamdan ikinci tamamda kıyamet yakıldı, ötüp getirdi. Hemmege eşittirip. Bu yan bir alametlerden. Keyin Yacuc Macuc çıkışlığı. Ondan keyin ularını ham halaket. Ana ondan keyin en ahirgi alamet kuyaşını batken tamamından kaytıp çıkışlığı. Bunlar bana şu alametler barcha dinlerde bor. Nasroniylar ham şunu boshqacharoq versiyonini gapirishadi. Shu alomatlar masihning tushishligi, dajjalning chiqishligi, Yajuj Majuj masalasi, Dobbatul Ard, quyoshning bu yoqdan chiqishligi kabi gaplarni ular ham gapiradi. Va yahudiy ta'limotida ham bor bu. Eski ahd bor, yangi ahd ularda ham bor. Va qiziqligi bugun hozir ya'ni IT texnologiya rivojlangan davr. En küçülü devletlerinin kolu da rakamlı teknolojiye küçülü. Kimin kolu da rakamlı teknolojiyesi küçülü bulsa, o şey devlet küçülü hesaplanıyordu. Ve Yahudilik, Nasranilik ve Müslümançilik etikadlarına muhalif olarak satanizm teşkilatları var. Şeytan'a sığınadigan satanistler var. Ular bir kancık taifeleri var. Ularının ham kolu da IT var hazır gününde. Ular sebebi dünyanı, sebep hayatını, İslam kılış gerek bugün işlerini ular kılıp, bizni içimizge, uşa aynallah, fissema degen geplerini, tarikat edigenlerini otkızıp koyuşup, ularını arkasından bakıp, Müslümanlarını uklatçı yaptı da, özleri dünya meydanı da aldığında yürüyüşüptü. Yetmesin bizge de yaptı. Ben bir neçe bak takılarla gelmem. Jurnalistikada, bizge bunu hüccatı bile okutuşge. Amerika'da, 36'da şiddette 1 milyon dolardan kımmet bulgen IT teknolojiye taşkarıya satışı man kılınken. Taşkarıya satılmıyordu. 1 milyon dolarlık IT teknolojiler satılmıyordu taşkarıya. Ne geldiyse rakamlı teknolojiyede başkalar bizge ten bulmasın diye. Aldığında turaylıydı. Şimdi Amerika'da 11 milyar dolarlık kompüterler var.
Faraz qiling, biz qayerda o'turibmiz hozir? Ben bunu nima uchun aytayapman? İslomiy tushunchalarni ular ham o'qigan. Yahudiylar nimani kutib o'tiribdi? Nasroniylar nimani kutib o'tiribdi? Ular ham buni kitoblardan o'qigan. Va hayotlari shuni ustiga qurilganligini biladi ular satanistlar. Globalistlar, ular bilishadi. Masalan, hozir biz Iso alayhissalom tushadi degan e'tiqodimiz borki hammamizni. Bu e'tiqodimizga ko'ra bizga ssenariy o'ynashlari mumkin. Agar biz to'g'ri e'tiqod bilan shakllanmasak, dinimizni tezlikda buyruqlariga labbay demasak, IT texnologiya bo'yicha bugun boshqa millatlar bilan raqobatlashadigan kuchga ega bo'lmasak, bizni xohlagandek o'ynatishadi. O'ynatishdi-ku axir. Qo'limizga qurol berib, meni akamga, ukamga, birodarimga qo'liga qurol berib, meni ottirishdi. Meni kofir deb, murtad deb e'lon qildirishib ottirishdi Suriyada, Iroqda, Shomda. Ular jihod nomi bilan qildi. Shom haqidagi hadislarni o'qib qilishdi. Uni orqasidan o'qib turgan globalistlar ekanligini hozir endi tushunishyapti, hozir. IŞİD yo'qolgandan keyin endi aytishyapti. IŞİD paydo bo'lganda birodarlarimiz bular ham nimaga ularga qarshisdan degan edi bizga o'shalar. Mana buningga o'xshagan, ya'ni manipulyatsiyalar bor. Odamlarning fikrini nazorat qiladigan tashkilotlar bor. Bu nazorat ilm bilan bo'ladi. Biz unga qarshi muqobil o'laroq o'zimizda immunitet tashkil qilmasakamiz, ya'ni qayerdan qanday kaltak yeb qolganimizni bilmay qolamiz. Qiyomat alomatlari to'g'risidagi versiyalarning hammasi ularni kutib yashashlikni targ'ib qilmaydi. Hozirgi tushkun vaziyatimizni ha Mahdi keladi bir kun oyoqqa turib ketamiz demaydi musulmon odam. Shunday degan odam xato qiladi. Biz e'tiqod qilamiz, Imom Mahdi keladi, lekin vazifamni qilishim kerakman. Men o'zimni vazifamni qilmasam, Imom Mahdi kelsa ham men najot topmayman. İmam Mahdi kelib vazifasini qilmagan odamlarni qutqarmaydi. O odam o'zini o'zi yutqazdiradi. Najjol qattan chiqadi deydi bittasi. Nima qilasiz sen? Qattan chiqsin desang himoya qilaman. Qanday himoya qilasiz? Najjol chiqadi, hech kim omon qolmaydi. Hammani fitna qiladi. Illa iymoni sobit odam omon qoladi. Najjolga bir marta qaraganda taniydi uni kimligini. Uning nayranglariga uchmaydi. Demak, qutiladigan joy iymon. E'tiqod va vazifani oyog'imiz ostidagi muammoni yechimiga yurish, boshqa yo'li yo'q. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Qo'lingizda bir xurmo ko'chati turibdi. Ekiyapsiz, qiyomat bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Ekish kerak. Nima uchun bu gapni gapiryaptilar? Biz vazifani qilishimiz kerak. Hamma yo tushkunlikka tushib qolganda ham sizga qarab turibdi ummat. Vazifangizni qiling. Qiyomat alomatlarini bilish yaxshi. Ularni bilishni orqasidan dangasalik, tambalik kelib chiqmasligi kerak. Ba'zi toifalar bor, sunnat inkorchilar. Ular Isoning tushishlari, Imom Mahdiyning chiqishlarini inkor qiladi. Nima sababdan inkor qilasan desangiz, sizlar deydi, islom ummatining uyg'onishligini oldini olasizlar shunaqangi cho'pchaklar bilan deydi. Nimaga? Sizlar deydi, to Mahdi kelguncha o'tiraveramiz, hamma ishni Mahdi kelib qiladi deb o'ylaysizlar. Hech unaqa demaymiz. Islom tarixida Salohiddin Ayyubiy Imom Mahdini kutib o'tiribdimi? Yo'q, kutgani yo'q. Salohiddin Ayyubiy kutib o'tirgani yo'q. Quddusni fath qilgan Hazrati Umar kutib o'tirgani yo'q. Istanbulni, Konstantiniyani fath qilgan Sultan Muhammad Fatih kimnidir kutib o'tirgani yo'q. Vazifasini qildi. Xuddi shuning singari alomatlar to'g'risida ma'lumotni bilishlik. Eyvalloh, yaxshi ish. Lekin o'shalarga suyanib qiladigan vazifadan tambal bo'lish, dangasa bo'lib qolishlikdan saqlanishimiz kerak. Shunda to'g'ri yo'lga tushgan bo'lamiz. Xo'p, endi rasmiy masjidlarga borib suhbat qilish meni ham
yani orzuyum. Yaxshi bo'ladi, masalan, qo'limdan kelgancha shunga o'xshagan suhbatlarni qilsak. Lekin imkoniyat darajamiz tor. Ya'ni ko'p narsalarga vaqtimiz ajrata olmayapmiz. Hozirgi kunda Islom akademiyasida imomlarimizni, bosh imomlarimizni, keyin noyib imomlarni xuddi shu suhbatlar bilan malaka oshirish suhbatlariga jalb qilingan. Shu joyda ular bilan suhbatlashyapmiz. Bir ma'noda o'sha hamma masjidga yetib borsin shu turtki, odamlarga motivatsiya borsin. Ya'ni imomlarimiz qo'llaridan kelgancha xizmat qilishyapti. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Bular qilayotgan xizmatni boshqa sohalari bu qadar qila olmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da yana oldinga ya'ni qadam tashlash, xalqni uyg'otadigan, millatparvar qiladigan, diniga xizmat qiladigan ruhda tarbiyalash imomning vazifasi. Endi mana o'zimizni qishloqqa kelsak, boshqa joylarga borsak, bunga o'xshagan suhbatlardan qochmaymiz. Chunki to'g'ri gapni aytishlik kerak. To'g'risini aytilmasa, uni o'rnini noto'g'ri narsalar egallab olyapti. Inshaalloh u ham bo'lar, Xudo xohlasa. O'shga, ikkinchi savollarni aytib olaylik. O'shga safarimiz haqida o'sha paytlarda aytdik. Biz o'zi bir munosabat bilan borgan edik. U joyda Shoh Muhammad domla degan domla bor. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Hozirgi kunda ya'ni g'animat bo'lib qolgan eng tabarruk ulamolardan. Lekin hech anaqa qilmayaptilar, tinmasdan ilm bilan mashg'ullar, tinmasdan. Borsam kompyuterlarini ochib qo'yibdilar, nechta kitobni tarjima qilib tashaganlar arab tilidan o'zbekchaga. Kitoblar chiqiyotibdi, endi harakat qilib yotibdilar. Shu kishini ziyorati edi, keyin Abdulloh domlani otalari o'tgan ekan, u kishiga Fotihaga bordik. O'zi borganimizni bilgandan keyin u kishi bizni kutib oldi. To qaytganimizga qadar biz bilan birga yurdilar. Madrasalarga olib bordilar. Holati vaziyatni ko'rib, kechqurun xuddi shunaqa bir masjidga suhbatga odam to'plab qo'yishgan ekan. Mendan so'rashdi, men aytdim, imkon bo'lsa suhbat qilaveramiz. Keyin ular odam to'plagan, o'sha kuni saylov ekan. Biz bilmasdan borganmiz. Saylov kuni keyin ba'zi odamlar chiqib olib saylov harom deb mitinglarni qilishgan, xullas har xil holat bo'lgan. Uni aloqasi yo'q-da, biz o'zimizni keyin zarur ishimiz chiqib qoldi-da, uzr aytdik. Ular qabul qildi. Biz kelguncha shom o'zi asrdan keyin masjid to'li bo'lgan ekan. Shomdan keyin to'g'ri rasmiy yolg'on bilmadim, 5000 ga yaqin odam ketdi masjidga. Keyin ulardan uzr so'radik, inshaalloh jonli muloqotlarda gaplashamiz, yana boramiz dedik. Juda katta samarali bo'ldi. U joyda ya'ni o'shda musulmonlarning birdamligi ya'ni yaxshi darajada yo'lga qo'yilgan. Ulamolarni hurmat qilish, yoshlar ulamolarni atrofida jamlanish va ulamolarni ko'rsatmasi bilan ta'limni yo'lga qo'yish juda ajoyib, chiroyli. Lekin istisnodan xoli emas. O'shda ham o'sha ma'lum bir joylarda o'qib kelib emas, yurib kelib. Ko'pchiligi o'qimaydi. O'shanga qochib yuradi ular. Kelib masjidlarga harakat qilib, imom bo'lib olib, odamlarni boshini gangitib yurganlar bor. Men o'sha paytda jonli muloqotda nomini ham aytib tashladim ularni. Yo'q, chiqqani yo'q birortasi. U bu mardi maydon chiq degan gap emas bu. Ummatni boshini aylantirmanglar, u baraka topkirlar deyishni aytilayotgan gap xolos. Ular ummatni boshini aylantirmasa nima qilamiz gapirib ularni? Ular haqiqatda aylantiryapti boshini. Odamlarga oson narsa oson tuyuladi-da. Oson tuyuladi, paypoqqa mahs torsa bo'laveradi. Yugis kelmaydi, dalili kuchli bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo, dalili kuchli emas, seni yuging kelmayapti. Yaxshilab o'zingga oynakka tikilib, vijdon bilan gapirsang aytasan, oyog'ingni yuging kelmayapti. Shuning uchun paypoqqa mahs tortishni hujjat deyapsan. Vaholanki mutlaqo hujjati yo'q uni. Mutlaqo. To'rt mazhabda ham yo'q, Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Ular aytayotgan narsa ruschadan tarjima. Javratni naski deb tarjima qilgan, naskini paypoq deb tarjima qilgan. Umuman boshqa narsa javrat. Mana shunga o'xshagan narsalar bilan boshini aylantiryapti. Bir millatni tahorati bilan o'ynashyapti. Farz amal-a? Farz amal. Namoz bo'lmaydi.
Bir kişiye aitsem, siz katten bilesiz Allah'ın işine anlaşmayın dedi. Oy. Allah kabul kıyan, kabul kımegenini yapır mı yapar? Allah kabul kıyan, kımegen, alkeşniyem duasını kabul kıyasa kılışı mümkün, bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Allah'ın merhametine bağlı. Lekin namazga taharatını farz dedi Allah Ta'ala. Fagsilu vucuhakum ve aydiyakum ilal marafiq. Vamsahu bir ruusikum ve arjilakum ilal kabeyni dedi. Fagsilu buyruk bu. El emru tufidul vucuh. Kabul buluşluğunu umidi bilen ayağını yiyemiz de. Allah buyuruyor hep daha. Mana shunga o'xshagan gaplarga hujum qilishibdi. O'sha bolalar keyin Imom Maturidiyni adashgan deyapti. Hali aytganim, Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq degan darsni Facebookda rosa tarqatishdi. Jamoalar ularni ma'qullab, har xil gaplarni gapirishni boshladi. Keyin men chiqib 10 martami 8 marta dars qildim. Aynan o'shanga qarshi 2-3 ta gapiga. Xatolarni ko'rsatdim. Mana bu kalimani noto'g'ri tarjima qilyapsizlar. Noto'g'ri yolg'on bu, xiyonat bu. Noto'g'ri tarjima qilyapsizlar. O'sha tarqatayotgan bolani lichkasiga yozdim. Allohdan qo'rqasizmi yo'qmisiz? Ayting noto'g'ri tarjima, mana noto'g'ri. Bitta noto'g'ri bilan butun boshli millatni adashgan deyapsizlar. To'g'ri tarjima qilsa Imom Maturidiy haq bo'lib chiqadi. Noto'g'ri tarjima qilganiga Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar adashgan. Hatto sen adashgansan tarjimada asli. O'sha bola o'shligini borib gaplashaman siz bilan, san bo'pti keling deganida. Borganimdan kelgunimcha yo'q. Keyin majbur bo'ldim chiqib, men keldim, hamma bilib turibdi, jonli efirlar qilyapman. Nima kelmaysan? Nimaga? Dedim, qattiq tegib ketdi bechoraga, ertasi kuni ishdan olib tashabdi. Bu ko'p narsalar, shunga o'xshagan narsalar anaqa bo'ladi, nima deydi? Tavofuq bo'ladi. Ular o'yladiki, o'shga borib men kattalarni hammasiga buyruq qilganman dedi. Ana bolani ishdan olib tashla deganman, go'yo. Unaqa odam emasman men. Misrda Abdulloh Zufarni ushlab olsa, Abror qamatib qo'ydi Misrdagi odamlarga aytib. Ukrainada anaqani ushlashdi Mahmud deganni. Men qamatganimishman. Endi mana shunga o'xshagan tushunchadagi odamlar, havoyi odamlar. Bittasi aytib o'tdi. Misr anaqaga Shomga jihodga boramiz dedi. Ha nima qilasan Shomda jihodni? Jang qilamiz, ruslarga qarshi, shiyalarga qarshi urush qilamiz. Nima bilan urush qilasan? Qurol bilan dedi. Qani quroling desan, borsak osmondan yog'iladi dedi. Bu hazil emas. Aniq aytyapti shunaqa. Bizga osmondan Alloh nozil qiladi deyapti. Men shu gapga ishonyapsanmi desam, siz Allohning qudratiga ishonmaysizmi deyapti. Men Allohning qudratiga ishonaman-da, lekin seni singari ahmoqqa Alloh taolo bo'ysunishga majbur emas. Allohning o'zining sabablari bor. Sababiy dunyoga erishasan, keyin sen Allohning aytganiga amal qilgan bo'lasan. Bitta ishni qilib qo'yib, qani endi menga yordam ber Alloh deyishga kimmi haqqi bor, kimmi jur'ati bor? Mana shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ldi, u suhbat o'tdi, ketdi-da. O'zi aslida u bolani o'sha qavm o'zi ustidan ariza yozib bu musulmonlarni boshini aylantiryapti, buni ilmiy salohiyati to'g'ri emas deb diniy idoraga chiqqan, diniy idora uni allaqachon ishdan olgan bo'lgan. Faqat saylov bo'lib qolganligi uchun e'lon qilmay turgan bo'lgan. Men saylov kuni borib, saylovligini ham bilmayman. Borib qaytib kelganimdan keyin rasman e'lon qilishgan, Abror ishdan bo'shatgan bo'lib qoldi. Aslida unaqa emaski, men nima qilaman birov ishdan bo'shat. Xalq o'zi uni qo'ymagan. Xalq, haqiqatda bu xalq nima deydi? Xalq dono imomini o'zi tanlaydi. Yana Abdug'ani domla buni ko'ra olmaydimish, voy. Abdug'ani domla ko'ra olmas ekan. Mana shunga o'xshagan havoyi odamlar o'sh hodisasi, o'sh safari juda barakali bo'ldi. Jonli efirlarda ham aytdim, harakat qilishyapti. Kamchiliklar ham bor. Kamchiliklar hamma joyda bor. Kadr mutaxassis yetishtirish masalasida kamchiligimiz ko'p. Lekin birlashishimiz kerak, haqqimizga duo qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Inshaalloh Alloh bizga najot beradi. Savol. Kish. Bizning Hanefi mazhabimizda nega qo'rqonish ketsa, tahorat sinadi. Kechalarimiz qo'rqonish, islom mazhabida tahorat
sınıfından namazı kılırdı. Yani bir fikir edildi işte. Radyo düştü oğlum. Şimdi bir arada bir kız geliyor. Şimdi ben bir masraf bulursa yakın olup bir yürüyecek. Bilemez. Namazda sevk etsen mi yoksa mı? Yok. Hani bütün kanece masrafımızda namazda sevk etsen ama unutulmaydı. Şafiyle de sınıfından namazı kılırdı. Yo, sınsama. Qon chiqsa tahora sinmaydi. Shofiylarda. İmam Shofiyning usullariga ko'ra najosat odatiy yo'ldan chiqsa tahora sinadi. Qon odatiy yo'ldan emas, boshqa joydan chiqyapti. O'shaning uchun tahora sinmaydi deydi. Yana bitta ularning usullariga ko'ra qon najosat emas deydi ular. O'sha usuldan kelib chiqqan va ularning ijtihodlari o'zlarining usullariga ko'ra kim Shofiy mazhabida bo'lsa, bunga amal qilsa qilaversin. Lekin Hanafiy mazhabiga ko'ra qon tahoratni sindiradi. Qon najosat. Tahoratni usuliy qoidasiga ko'ra najosat chiqishligi sindiradi. Mana shu qoida. Zavobit deydi buni. Mazhab boshlar, mujtahidlarning qilgan ishi nima? Mujtahidlar Qur'on va sunnatdagi bir masalaning atrofida barcha matnlarni yig'ishib, umumiy xulosani chiqarib zavobit qoida ishlab chiqarishgan. Tahoratga tegishli oyatlar, hadislar, sahobalarning amallari hammasini yig'ib kelishib, xulosa qilishgan. Aytishganki, demak, mana bu xulosalarga ko'ra najosat chiqishligi tahoratni sindirar ekan deyishgan. Shu qoidaga bino qilishgan qolgan narsalarni. Masalan, uxlasa tahorat sinadimi? Biz Hanafilarda sinadi deymiz. Aslan qiyosan sinmaydi. Usulga ko'ra sinmaydi. Nimaga? Uyqu najosat emas ki. Haligi qoida nima edi? Najosat chiqsa tahorat sinish kerak edi. To'g'rimi? Uyqu najosat emas, qoidaga to'g'ri kelmayapti. Nima qilamiz desa, Hanafilar aytadiki, Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Ko'z, ko'z orqani bog'ichi. Uxlasa bog'ichi ichiladi deganlar. Ya'ni uxlagan odam undan yel chiqib ketgan, ketmaganini nazorat qila olmaydi. O'sha sababli ehtimol yuqori bo'lganligi uchun ehtiyotan tahorat sindi deyiladi. Tushundingizmi? Mana shu qoida zavobit ishlash kerak hamma joyda. Endi to qiyomatgacha biz kitobdan, sunnatdan, qaytadan yana masala ishlab chiqaylik degan odamni gapini olinmaydi endi. Nimaga? Baribir shu qoida kelib keladi. Aylansa ham, urgulsa ham zavobit turibdi o'rtada. Yarim piyola aroqni bilmasdan ichib yubordi odam. Tahorat sinadimi yo'qmi? Sinmaydi. Nimaga? Sinmaydi. Qasdan qilmayapti-da uni. Qasdan qildi. Yo'q, qasdan qilsa-da. Nimaga? U kiradi chiqishdan. Zavobitga ko'ra sinmaydi. Qasdan bo'lsa sinadi. Endi ikkinchisi. Demak, hozir qoidani aytyapmiz-da, qoidaga ko'ra bilmasdan bir odam bir piyola suvni ichib yubordi. Ichgan ekan, aroq ekan u. Yutib yubordi, qaytarib chiqara olmadi. Nima qiladi? Tahorat sinadimi desa, sinmaydi. Nimaga? Qoidaga ko'ra nima edi? Najosat kirishligi sindirmaydi, chiqishligi sindiradi. Endi mas bo'lib qolsa sinadi deydi Hanafilar. Nimaga? Mas odam ham uxlagan odamga o'xshaydi. Undan nima chiqib ketganligini seza olmay qoladi. Shuning uchun uni tahorati singan deb hukm qilinadi. Mana shu hodisalarda endi najosatni chiqishligi odatiy yo'ldan chiqish kerak edi. Odatdan tashqari joydan chiqsa, yiring chiqsa misol uchun sindiradimi? Yiring najosat sindiradi. Yana Hanafilar aytadi, bir odamni qornidan pichoq bilan teshib, oshqozonidagi narsa chiqarildi. Najosat u ham. Nima bo'lsa tahorat sinadi. Ittifoqan Shofiylar ham buni sinadi deydi, chunki najosat chiqdi. Qonni najosat emas deydi xolos ular. Va Hanafilar aytadiki, yo'q, demak, odatdan tashqari joydan chiqsa ham najosat chiqsa sinadi. Umumiy xulosa shu. Shu xulosani ustiga qurishib qon chiqsa tahorat sinadi deydi. Qonning najosatligini qayerdan olgansiz? Alloh taolo Qur'oni Karimda innama harrama alaykumul alaykumul maytata va dama. Alloh taolo o'limtikni va qonni harom qildi. Qon harom. O'sha yerdagi dam kalimasi mutlaq degan o'z aslida. Najosat hisoblanadi mutlaq. O'sha usulga ko'ra bu qoida ishlab chiqilgan. Shofiylar boshqa usulni olgan, tamom, Shofiylarga biz iqtido qilaveramiz. Chunki ularning o'zini usuli bor. Lekin shu joyda men Shofiyidan qon chiqsa tahorat sinmaydi degan masalani olaman. Zakot masalasida qiymatni bersa bo'laveradi deganda Hanafiylarni olaman degan odam
İslam dinide en katta bid'atni qilayotgan odam. Bu ishni qadimda hech kim qilmagan. Bu yangi mazhab 5-chi zavobit ishlab chiqaryapti. İslam ummatini parokanda qilib tashlaydi. Agar bu mana shu gapga ruxsat berilsa, 4 ta mazhab emas, 4000 ta mazhab paydo bo'ladi. Kim birlashtirib bo'lmaydi ummatni. Kim qaysi usulga qara ergashyapti, hech kim bila olmaydi. Shuning uchun İslam ummati bir ittifoq 4 ta mazhabni sabit qildi. Ularni ijtihodini joriy qildi. Va mana shu ijtihod eshiklari yopildi, ya'ni yangi ijtihod qilinmaydi. Savobitlar to'g'risida, yangi masalalarga o'sha qoidalarga ko'ra ijtihod qilinadi. Demak, qon chiqsa bizda tahorat sinadi. Yangilashimiz kerak. Shofiylarda sinmaydi, ularni ijtihodini o'zlarining ijtihodiga ko'ra to'g'ri deymiz. Shofiylarda ya'ni ayol kishiga qo'li tegsa ham tahorat sinadi. Qoidasi Qur'onni zohir matni. Ya'ni Alloh taolo bir ayolga tegsanglar mas kalimasi kelgan. Tegsanglar tahoratni yangilashga buyurgan. Shofiylar oyatni zohirni olgan. Bizda Hanafiylar masdan murod jimo deyshgan, nikoh deyshgan. Nikoh deyshgan. Yaqinlik qilsa keyin tahorat sinadi. Mana shu qoidaga ko'ra Ka'bai muazzamani tavof qilish, haj masalalarida, umra masalalarida Shofiiy mazhabini imkoniyati yo'q. Chunki xotinlar ham aylanadi. Xohlaysizmi, yo'qmi, qo'l tiyib ketadi. Tahoratni borib yangilab kelish kerak, iloji yo'q. O'shaning uchun majbur bo'lishadi bir amalda mutlaqo boshqa mazhabga o'tishlikka. Buni talfiq masalasi bor. Masala sal uzunroq. Talfiq masalasini o'ziga xos ilmiy asoslari bor. Uni bilmasdan turib yarmini undan, yarmini bundan olaman degan odam juda katta xatoga tushadi. Men ko'p misol keltirganman, juda ko'p. Takrorga foyda bor. Eshitmaganlarga yangilik bo'ladi-da. Agar undan ham olaveraman, bundan ham olaveraman desa, shariat maqsadlariga ko'ra, barcha harom masalalarga 4 ta mazhabdan fatvo topsa bo'ladi. Agar bu odamlarga yo'lni ochib bersangiz. Nikoh masalasini misol keltirganman. Buni ulamolar keltirgan, men naql qilyapman. Hanafiylarda guvoh shart nikohda. Guvoh bo'lish kerak. Shofiylarda guvoh shart emas. Vali rozi bo'lish kerak. Qizni otasi. To'g'rimi? Ha. Shu ikkalasidan Hanafiylarda vali shart emas degan masalani olsa, vali ketdi. Shofiylarda guvoh shart emas deb masalani olsa, guvoh ham ketdi. Ko'chada gop-stop qilib bitta qizni olib, o'ziga o'zi nikohlab olsa ketdimi? Nima bo'ldi endi? Ikkita mazhabdan oldi hozir. Shofiylardan oldi, Hanafiylardan oldi. Bu bitta misolni aytayapman men. Bunga o'xshagan minglagan misollar bor. Katta-katta mujtahid ulamolar aytadi. Agar nabiz masalasida, nabiz mas qiluvchi ichimlik, mas qiladi, mas qilmaydi o'rtasida ixtilof bor. Nabiz masalasida Kufaning fatvosini olgan yoki Basraning fatvosini olgan odam. Mut'a masalasida Makkaning fatvosini olgan odam. Yana bir masalada Madinaning fatvosini olgan odam g'irt fosiq odam deganlar. Bu masa fatvolar hammasi o'zini ulamolar tomonidan aytilgan fatvolar. Buni tatabbu'r ruhas deydi. O'ziga yengil ko'ringan tomonga ergashib ketaverish. Joyizlarni qo'yib boraversa, oxir oqibatda odam juda ham dahshat joydan chiqib qoladi. Musulmon odam joyizga ergashmasligi kerak doim. Haqqida ba'zan joyizga ergash, lekin iloji boricha taqvo tarafini ushlashi kerak. Assalomu alaykum. Xo'p, bizning bitta savolimiz, bitta taklifimiz bor edi. Xo'p, birinchisi Islom sivilizatsiya markazi faoliyati Xudo xolisi, Xudo bardavom bo'lsin. Amin. Xo'p, viloyatlarda ochilishi qachonlarga mo'ljallangan xabarlar bo'lib, ko'proq tezroq faoliyatini boshlasin. Xo'p, ikkinchisi savolimiz bundan 4 yil oldin Andijonda Abdusamid Farakan o'g'illari uylanganda, Abdusamid Farakan kelgandilar. Shunda bir gaplashganmiz, taklif bilan chiqqan edik. Biz o'zimiz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida
işimiz bilen yürgenimizde 500'den artık paradan röket gögeldi. Kiyin Abdülhakim Karakön getirip meşin paralar tutacağım yürgen bir merkez açsak digendi. Bu boyutu bir iş böyle yapacak bak orası digendi. Şimdi birinci baskıç, ikinci baskıçla gördüm ben Huda Güçlü programı sabahlar. İkinci baskıç bana ki çekim gibi online programı sabahlar tip yaptı. Şu merkezler hakkı da. Kiyin yine bunlarımız şu teklifimiz. Şu sivilizasyon merkezine, vilayetlerdeki dokunusu bana köpte köpte şaharlarımız var. Farbana, Çuhus'ta, Mahrulan. Asasen ahli ilimler turayla gönce. Karılarım şu tükubra. Şu merkezler açılsa, bana bir tanesini biz tercih olarak gördük. İmamları Melekesi'ni açmış, İnstitü, Namemen'in teşkil kazanması. Şu bir otofanasının ahli hımmetler. Bir tane adamın uzu, şöyle bir cihazlar bulur. Biz şu bir ittifaliyatımız devam ediyor. Yürgenimizde, kurgenlik, yapılaşkenlik ahli hımmetlerdi. Şöyle bir merkezler açılış bu işi biz uşalarla gelişkenimizi uzunuzu koyalımız. Teklif kurganımız. Şöyle bir yöneliş bu işi numaklanacağı. Betten bollar uzun tuldurup numaklanacağı. Fakat İslam Sivilizasyonu merkezinin karşıda bir barfa okulunsa. Merkezli faaliyetinde hemenci malum. Bir kişi ahli ilimleri tutulur. Ahli ilimleri tutulur olursa bilmeyi yetkizdiriş. İnşallah. Yaş teklif eken. İslam Sivilizasyonu Merkezi olan şumul merkezlerden biri. Juda katta maqsadlarni oldiga qo'ygan. Hozir merkezde Said Komil degan birodarimiz asosan tashviqot ishlari bilan shug'ullanyapti. Bizni jonli efirda ham ko'rayotgan bo'lsalar kerak, bo'lmasa u kishiga taklif qilamiz. Merkezni asl maqsadlarini yoritib boryapti u kishi. Ya'ni u ham xamir uchidan patir. Juda katta maqsadlari bor. Va sivilizasiya markazini asosiy maqsadlari madrasa tashkil qilish emas. O'zlari ta'kidlayapti buni. Chunki madrasalarning o'zining ishi bor. Madrasa diniy ta'lim masalalarining o'zining ishi bor. Bu joyda ilmiy ishlar, eng kamida magistrlar, akademiklar faoliyat olib borish kerak bo'lgan ish. Balki u o'sha agar viloyatlar aro ko'p joylarda ya'ni tashkil qilish rejalari amalga oshsa balki yaxshi taklif, Qur'on qorilarini jamlash, bir sho'ba qilib, unga alohida yo'nalish bo'lsa, nurin alo nur bo'ladi bu taklifni. Inshaalloh eshitishyapti balki. Rasmiy doiralarda ham inshaalloh Said Komilga aytamiz, inshaalloh u kishi targ'ib tashviq qiladi. Loyihalarimiz bor, Xudo xolisa. Inshaalloh. Loyihalarni yozib, yozma taqdim qilish kerak, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allohingiz ilmingizni ziyoda qilsin. Rizq masalasida savdo bilan yuraman. Buyurtmalar tushadi. U buyurtmalarga mening o'zimni pulim yetmaydi. Buyurtmachini puliga borib savdo qilib, bu insonni o'ziga sotaman. Shu rizq menga halolmi deb topgan pulim. Xo'p, endi oldi berdi masalalari, savdo sotiq masalalari, voqealikda bo'lib turgan ishlarda shunga o'xshagan umumiyroq savol bilan konkret javob qiyinroq. Qiyinroq, chunki hozir umumiyroq u va siz borib bu masalalarda meniki to'g'ri ekan deb bir kishiga aytishingiz kerak bo'lgan masala. O'shaning uchun u ikki tarafni eshitiradigan narsa. Shariatga ko'ra Alloh taolo savdoni halol qildi. Qur'on savdoni umumiy zikr qildi. Ahallallohul bay'a dedi. Savdoni mutlaq halol dedi. Va harroma riba dedi. Riboni o'zini shartlari bor. Ribo harom dedi. Savdo bilan riboni yonma-yon zikr qildi. Demak, ular jivor, yonma-yon yuradigan narsa. Ozgina adashgan bu yoqqa, ozgina adashgan bu yoqqa ketib qoladi. Shuning uchun savdo, savdogarlik eng taqvodor odamlarning ishi. Qiyomat kunida nabiylar, siddiqlar bilan birga halol tijoratchilar turiladi. Shahidlar bilan birga bo'ladi ular. Ibn Umar aytganlar. Men deganlar Alloh yo'lida jihodda o'lish bilan birga undan kam ko'rmayman deganlar savdo mollarimni ichida o'lib qolishligini. Shu yo'lda yurish, yuribchini katta ish deganlar. Imom Muhammad Abu Hanifaning shogirdlari bir qancha kitoblar yozganlar. Shogirdlari so'rashgan, juda ko'p mavzuda kitob yozdingiz. Endi bizga taqvo haqida, zuhd, tasavvuf haqida ham bir kitob yozib bering deyishganda u kishi yozganman deganlar. Qaysi kitob? Savdo kitobi deganlar. Savdo kitobini o'qib,
o'shanga ko'ra savdo ishi bilan shug'ullangan odam eng taqvodor odam. Chunki naqdni tepasida yuradi-ku. Puli yo'q odam taqvodor ko'rinaveradi. Cho'ntagi 3-4 so'm pulchisi bilamiz kim taqvodormi yo'qmi. O'sha naqd pulni tepasida Xudoni eslagan, shunaqa masalalar kelib qolganda savol berib, masalasini yechishga harakat qilgan odamni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Buni o'rganish kerak. Savdo kitobini o'qish kerak, o'rganish kerak. Siz aytayotgan gapni zohirdan joiz jihati bor. Mana bu narsa bo'lsa-chi degan savolni bersam, nojoiz bo'lib qolishi mumkin. Sizning javobingizga ko'ra, buni demak, har bir odam qilayotgan ishining holini o'rganishi farzi ayn. Savdo qilyapsizmi? Shuni ilmini o'rganishingiz kerak. Buni kitobini o'rganish kerak, ulamoni oldiga borish kerak, masalani to'la to'kis qilib olish kerak. Siz bir odamdan pul olib, o'shanga olib kelib berishingizda vakil bo'lib oylik olsangiz bo'ladi. Shu ishni olib kelib beradi, shu foydani aytasiz, shuncha men oylik ishlayman. Shunda mulkka zomin bo'lmaysiz. Bunda zominlik masalalari bor. Yo, sizga pulni bersa-da, o'zingizni pulingizga qo'shib oling. Bu sizga oldindan berayotgan masalan qist, bayboshi desa u joiz bo'ladi. O'zingizni mulkingizga borib olib kelasizda, buni pulini oldindan bir qismini olgan bo'lasiz. Savdo qilgandan keyin aytasiz, men pulni bir qismini oldim deysiz, unga sotasiz. Ya'ni ko'pda buning gapi. Ya'ni umumiy bir joyda xususiy masalaga konkret javob qiling. Tushundingizmi? Kitoblar lekin afsuski ko'p emas. Arabcha kitob o'qish bilsangiz, arabcha kitoblar bor lekin ko'p. Bizda o'zbekcha kitoblar hozir hazratning kitoblari asosan. Kifoyada ham bor, bay kitobi bor. Keyin bozor bor. Qarz degan kitoblari bor. Endi chiqyapti. Mana bu avvalab aytdim men. Taqi Usmoniy Hafizahullohning ikkita kitobi bor. Buxus 2 jild. Tarjima bu bo'lgan bu. Chiqyapti inshaalloh tahrirda. Yana Fiqhul Buyu' degan, ya'ni savdoning fiqhi degan alohida kitoblari bor. U ham tarjima bo'lgan. Biz o'zimiz Misrlik bir doktorni zamonaviy moliyaviy muomalalar fiqhi degan kitobi bor. Shuni tarjima qilganmiz. Men o'zim kotiblik qilganman o'sha kitobga. U turibdi, u ham tahrir qilinyapti. O'shalar chiqib qolsa inshaalloh ancha yana yengillashadi. Lekin baribir ehtiyojni qondirmaydi. Savdo masalasi juda ham nozik masala va butun millatni umurtqa pog'onasi bu. Bunga astoydir harakat qilish kerak va fiqhni ilmini o'rganib olish kerak. kitoblarni o'qish ketma-ketligi berilgan. Siz Telegram kanalingizdan olganmiz. Xo'p, savolim shundan iboratki, o'zimizni yoshimizdan, kasbimizdan kelib chiqqan holda o'sha ketma-ketlikdan ajratib olib o'qiganimiz yaxshimi yoki o'sha tartib bilan ketganimiz yaxshimi? Holatga qaraysiz. Agar shu tartib bo'yicha bir oldin keyin bo'lsa ham tushunib ketaveraman, tartibini bilaman desam bo'laveradi. Ikkinchi savolim, yaqinda Misr safarga borganingizda Abdulqodir al-Asqari degan yaxshi o'sha institut universitet bitiruvchisi sizni kutib olib ancha birga yurdilar. Shaharlarda so'ramoqchi edim sizdan. U inson yaxshi insonlardan, ahli ilmlardan, Misrda Azharni bitiruvchilaridan, mutamakkin inson, sohasini juda yaxshi o'zlashtirgan. Yaxshi inson ya'ni. Shu rahmat. Bog'lab payg'ambarimizdan hadis bor. Achib qo'shnisini namozni uyda o'qisa, bejamoat o'qisa mumkinmi? Joiz emas deganlarda. Mana masjidga qo'shilman, ba'zi shu holatda safarga chiqish bo'ladi, boshqa birada shu bejamoatga chiqmay qoladigan paytlar bo'ladi. Shunda qanaqa bo'ladi? Keyin o'zi o'qigan bilan jamoat bilan o'qigan namozda qanaqa farq bo'ladi? Xo'p, siz aytayotgan hadis sahih hadis. La salata li jaril masjid illa fil masjid degan hadis. Masjid qo'shnisining namozi faqat masjiddagina namoz. Lug'aviy ma'nosi shu. Lekin bu ohad hadis bir ma'noda. Ya'ni hadisni bizga kelish turuqi yakka shaxslar tomonidan kelgan. Undan tashqari bu hadisni mukammiloti bor, ya'ni tamomlovchisi bor. Tamomlovchisi nima degani? La solata degani la solata kamilata degani. Mukammal bo'lmaydi namozi. Namoz bo'ladi, sanoqqa o'tadi. Lekin mukammal namozlar safida bo'lmaydi. Illa qachon mukammal bo'ladi? Masjidda o'qisa mukammal bo'ladi. Bu hadisni bizi Hanafiylar
La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadisiga muqoyasa qiladi. Masalan, jumhur namozda Fatihani o'qimagan odamni namozi namoz emas deydi. Jumhurni nazdida. Ha? Hani Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar mazhabining ijtihodiga ko'ra namozda Fatihani o'qishlik farz. Ular vojib deb istilohda ishlatiladi, bizning istilohda farz. Fatihani o'qimasa namoz bo'lmaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun imomni orqasidagi odam ham nima qiladi? Fatihani o'qiydi ularni. To'g'rimi? Bizning mazhabda nimaga orqadagi odam namozni Fatihani o'qimaydi? Chunki bizda hadis usuliga ko'ra Imom Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambar alayhisalom dedilarki, innama ju'ilal imam liyutimma bih dedilar. İmam saylashdan oldingi imam o'tkazishdan maqsad qolganlarning namozini o'qib berish. To'g'rimi? Ha. O'qib berish bo'lgandan keyin imomni o'qigani bizniki bu. Xo'p deydi boshqa mazhab ulamolari. Mana bu namozga nima deysiz? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob. Fatihatil kitobni ya'ni Fatiha surasini o'qimagan odamning namozi namoz emas degan hadis-ku. Desa xuddi siz savol bergan hadisni misol keltiradi biz Hanafiylar. Bu hadis mana bu hadisga o'xshaydi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Namoz masjid qo'shnisining namozi faqatgina masjidda namoz bo'ladi degan hadisni jumhur ham komil namoz bo'lmaydi ma'nosida tushunadi. Sizlar ham shunaqa tushunasizlar bu namozni, to'g'rimi? Uyda namoz o'qsa namoz bo'ladimi? Hanafiylar ha deydi. Hanbaliylar ha deydi. Malikiylar ha deydi. Mana bu hadis desa bu hadis La salatan kamilatan degan. Mukammal namoz bo'lmaydi deydi Shofiylar. Hanafiylar aytadiki, haligi narigi hadis bor deydi. Fatiha namozini o'qimasa namoz bo'lmaydi degan hadis bor, xuddi shu singari deydi. Sihhati ham bir xil, kalimasi ham bir xil, ohodligi ham bir xil, ma'nosi ham bir xil. Fatihani o'qimasa nima bo'ladi? Namoz bo'ladi, faqat komil namoz bo'lmaydi. O'shaning uchun bizning mazhabda Fatiha namozda Fatihani o'qish vojib amal, farz emas. Agar Fatihani tark qilsak nima qilamiz? Sajdai sahv qilamiz. Komil qilishlik uchun nuqsonli bo'lib qoladi. Orqadagi odamlarni Fatihani o'qimasligiga dalil haligi Buxoriydagi hadis. Innama ju'ilal imam. Nimaga imom qilindi? Liyutumma bih. Namozni ado qilishlik uchun. Namozni o'qib berish uchun imom qilindi. Ibn Abbosdan rivoyat bor. Namoz o'qiyotganlarda orqada odamlar qiroat qilyotdi. Namozni tugagandan keyin aytdilarki, men payg'ambar alayhisalomdan eshitganman, bu hadis mushkotda kelgan. Payg'ambar alayhisalomdan eshitganman, namoz o'qiganda orqada qiroat qilgan odamlarni og'ziga tuproq to'lsin deganlar. O'shaning uchun Hanafiylarni ehtiyot chorasini qarang. Hanafiylar daliliga suyanishlikda, ya'ni yengil odamlar emas. Hammasiga dalillari bor. Nimaga Fatihani o'qimaydi? O'qimaydi. Yana endi aqliy daliliga keldi. Aqliy daliliga Hanafiylar aytadi, Shofiylarga. Masalan, imom namoz o'qib turganda rukuga ketdi. Orqada kelgan odam rukuga yetdi. O'sha odam o'sha rakatni topdimi? Topdi. Bizning mazhabda topdi. Shofiylarda ham topdi. Shofiylar aytadi, topdi deydi. Topgan bo'lsa Fatihani o'qimadi-yu. Joiz ekanmi dedi, joiz ekan. Mana Hanafiylarning kuchi. Usul qoidaga ko'ra namoz komil namoz bo'lmaydi degan ma'noni ifoda qiladi. Endi jamoat bilan o'qishlikka bu gap bilan targ'ib tushib qolmaydi. Jamoat bilan o'qilgan namoz 25 daraja. Bir rivoyatda 27 daraja. Darajani hisobi juda ham katta. Matematikani bilgan odam darajani biladi nima degani. O'sha darajada bir odam jamoat namoziga yeta olmay qoldi. Qutton namoziga. Keyin shuni afsusini qilib 27 marta qaytadan o'qidi qutonni. 27 marta. O'qidi. Keyin uxlab tushida jamoatni ko'rdi. Bir jamoat otilib ketyapti. U kishi turib, "Voy" dedi. U kishi aytdiki, "Jamoatga kir. Baribir yeta olmaysan" dedi. İşte. 27 marta o'qisa ham jamoat bilan o'qilgan namozga yeta olmaydi. Endi jamoat nima desa, jamoat birinchi imomga, rasman birinchi imomga iqtido qilgan jamoat shu. 27 barobar daraja shunda.
ikinci cemaat demez. Nimaga? Hatta ulamolar ikinci cemaatni nima deyishgan? Makruh deyishgan. Ba'zilar joiz emas degan. Hanbalilarda ikinci cemaat joiz emas. Nimaga? Chunki birinchi imomning shaniga obro'siga putur yetadi bu. İmam o'qiyursin, men borib cemaat qilaman deydi. Tushunyapsizmi? Uni oldini olish uchun birinchi imomga iqtidoni quvvatlantirish kerak. İkinci cemaatdagi imom saylanmagan, hech kim bilmaydi uni qiroati qanaqa ekan. Paypoqqa mahsortmasmikin? Odam ming xil xayolga boradi. Namozingizga putur yetish ehtimoli bor. Shuning uchun birinchi jamoat 25-27 birda. Ikkinchi jamoat kelgan odam masjidda bo'lsa yakka o'qigan afzal. Tashqariga chiqib boshqa joyda o'qisa, uyda bo'lsa jamoat o'qiyversin. Musofirlar mustasno. Musofirlar jamoat o'qiyveradi. Bir jamoat bo'lgan masjidga kirsa ham, musofir bo'lsa o'zi jamoat bo'lib o'qiyveradi. Umumiy ma'nosi shu qisqaroq. Endi do'stlar, sizlardan bir iltimos bor. Oxirgi savolni olsangda, biz safarimiz bor, Toshkentga ketamiz hozir. Hamma birdan berib olsa bo'lmasmikan? Bering bala. Alaykum assalom. Bizning uyimiz shu masjiddan uzoqroqdir. Azon eshitilmaydi bizda. Ha. Shu har 5 mahalda azon chaqirib o'qish kerakmi? Azon farz namozlari uchun sunnati muakkada. Azon sunnati muakkada, ta'kidlangan sunnat. Azonni namozni ya'ni rukniga aloqasi yo'q. Azon aytilmay qolsa namoz bo'laveradi, lekin afzal azon aytish kerak. Uyda azon aytib turish kerak, shaharda azon aytib turish kerak. Ba'zilar farzi kifoya degan. Mutlaq azon to'xtatib qo'yish joiz emas. Azon aytib turish kerak. Endi odatda siz eshitmayapsiz u odatda eshitiladi. U eshitiladigan joylarda shart emas. Takbir bilan o'qiyverasiz. Lekin aytsangiz afzal bo'laveradi. Assalomu alaykum rahmatulloh. Omonat savolim bo'ldi. Nimadan? Omonat. Ha, omonat. Sizlashganda bir ayol, ayol emas, ya'ni yangi turmushga chiqqan musulmon qiz, ikki oy, uch oy turmushida eri, ya'ni turmush o'rtog'i unga o'ylanishdan oldin bir solih yigit deb bilishgan, ya'ni unga qora qolonni bilaman, shunaqa shunaqa ilmiyamim bor, solihani mana yaxshi qilib ishlaymiz deb va'dalar berib turmush qurgandan keyin aksi bo'lib chiqib, bundan dindan xabari yo'q, besh vaqt namozni qabul qilmaydigan ve ayolini ham o'qishga qo'ymaydigan narsalarni sotishi oilaviy mojaro bo'lib qiz yashashini xohlamoqchimas. Shu sababdan u bola esa taloq berishni istamayapti. Shunda qiz tarafdan man savol beryapman, iltimos qilishni so'radi. Nima bo'ladi talog'imni bermasa degan. Xo'p, Alloh taolo bizga najot bersin. Avvalo voqealikni bilmaymiz biz. Bir tarafi gapi. Endi siz vakil bo'lgan qiz tarafni ta'na qilmoqchi emasman. O'zi odatda shunaqa bo'ladi. Shikoyat qilgan odam har doim mazlum ko'rinadi. Narigi tarafni eshitsangiz, masala boshqacha ham bo'lishi mumkin. Tahakkum degan bir post qo'ygan edim. Shunaqa voqealar ko'p bo'lganda menda ham. Savol beraveradi. Haliga ayolni savolini eshitib, borib haliga erkakni bo'g'ib qo'ygingiz keladi. Keyin borasiz haliga erkakni oldiga, masalani eshitsangiz, haliga ayolga ishongani uchun endi o'zingizni bo'g'ib qo'ygingiz keladi. Masala umuman boshqa bo'lib chiqadi. Men siz bergan savolga taalluqli demoqchi emasman, umumiy ma'noda aytayapman. Bunga o'xshagan narsalarga javob berilmaydi. Bunaqalar yuzma-yuz qilinadi. Yuzma-yuz. Ba'zilar bor, ikkinchi xotinni olib olgani uchun erini zinokor deydi. Sizga aytgan erim zinoqi yuribdi deydi. Borsangiz uni nikohda yurgan bo'ladi. Buni ko'ziga shunaqa ko'rinaveradi. O'shaning uchun o'zi umuman bizni hammamizga shu tushuncha bo'lsin. Shikoyat qilgan tarafni eshitib qo'yaverasiz-u, javob aytishlikda aytish kerak. Bu masalalar batafsil ikki tarafni eshitib hal qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va in xiftum shiqoqa baynahima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma degan. Ikki tarafni o'rtasida ajrashib ketishligini
havfıdan korksanlar iki taraftan hakem çakırınlar. İki taraftan çakırış gerek. Hala ettim ben. Hala üyelerin şakıda savar vergen ülkemizde. Uşa yani bir kız bilen tanışı olup ta onun kimliğini bilgünce nikahla olmasayız o hemen çalışıp biterdi. Hiç kim yaşamaydı. Çünkü insan mükemmelmez. Bitten arsası yokmaya kaladı. Boldu şu bilen. Acılaşıp biterdi. Şimdi turmuş kurganlar keyin yani hunne libasul lakum ve entum libasul lahunne dedi Allah Teala. Ayollar sizlerine libasınlar. Libas tosadı. Birbirinin aybını tosuş için libasdı. Erkek ayolunun libası. Tosadı birbirini. Başka bir ayette Nisa suresi devamında Allah Teala aytadı ki eğer deydi sizler ayolinglerde bir yomonlikni ko'rsanglar, sizler bilmeysizler ki onun aslında ko'p yaxshiliklarini Allah bekitgan bo'lsa. Yomon ko'rinishi mumkin, sabr qiladi, Allohdan so'raydi, eriga nisbatan shikoyat qilmaydi, Allohga shikoyat qiladi. Innama ufawwidu amri ilalloh deydi. Allohga topshirdim ishimni deydi, duo qiladi. Bizning qishloqda juda ko'pchilik yaxshi biladi. Alloh rahmat qilsin. 19-chi maktab bularda hozir nomi o'zgarib ketibdi. Biz o'qiganmiz. Bozor obdomda. Qishloqda eng obro'li, yaxshi, sharafli inson edi. Umrlarini oxirlarida ham obro' sharaf bilan o'tdilar. Lekin umrlarini birinchi qismlarida, ya'ni dahriy tizimni xizmatchisi bo'lganlar boshlanishida. Ayollari taqvodor, ibodatli ayol bo'lgan. O'sha davrda biz bilamiz, eshitganmizda chuchvarani yaxshi ko'rar ekanlar, domla. Tayyor bo'lmasa xafa qilar ekanlar. Namoz payti, shom paytiga keladi deyotganlar, shomni o'qib turib kelinlarga menga xalaqit qilmaytim, namoz o'qib olaman deyotganlar. Xabir qorayotganda namoz o'qigan odam. Namoz o'qishni qo'ymagan xotinini. Taxmonga bekin olib o'qiganman deganlar. Buni qishloqning ahli biladi, kattalar biladi. Ayollar, keksa ayollar aytib berardi bizga. Shu ayol duo qilaverdi, duo qilaverdi, oxiri bozor domla qishloqda eng birinchi hajga borgan odam bo'ldi. Yana ayollarni olib bordi hajga. Hozirki ko'pchilik hajga borib kelyapti, oddiy bo'lib qoldi-da, u paytda hajdan kelgan odam farishta tuyulardi. Mana masjidda, masjid guvoh. Kelib bu yerda hamma havas qilgan domlaga. Mana ayolning saboti bu. Ayolning sabri, zulmga bo'lgan ajrni oqibatida olganligi. Eng birinchi hoja ona bo'ldi shu odam, to'g'rimi? Keyin qolganlar kishiga ergashdi. Bizning qishloqda mutlaqo hoji yo'q edi. Qori umuman yo'q edi. Alloh taolo mana shu sabr qilgan ayollarni mukofotladi. O'sha mukofotni biz qishloq ahli ko'rganmiz. Buni men biz qishlog'imiz misolida aytayapman. Boshqa joydagi bizni kuzatib turgan odamlar hammasi ko'rsin. Sabr qilgan ayol oqibatda yutadi. İnşallah. Shikoyat qilaversa, mana shunga o'xshagan gap bo'ladi baribir. Oqibatini bilmaysiz, erkakdan eshitish kerak har xil holat. Allah ıslah kılsın. Ahirge saval. Kalk. Bugün sabır duyuruyor. Biz iki üçlü saval yığılıp koyuyor bana. Hıyım mesela. Üzür değilse hak taraf, mal tarafta yalayalımıza. Amerika'da orada istikamat kılıyoruz. Hazır günde işleyeniz için. Toşkent'ten yok. Üçte mama yok. Çünkü saat arkada, 10 saat arkada hazır günde. Yani kilişten mama alıyordu. Vakti bilen birge üçlüydük. Yani ki hem 13 saat uçağımız, hem üstü üstü 10 saat yana aldık otağımız. Bu yani 23 saat aldık otağımız kalanız. Şu mesele de asır ve Şam'da mama bol yaptı. Samaret üçgenimizdi. Güneş batmaydı. Çamalap okusak, yani ki adı o hesabı da böyle adamı. Ya ki kirip kaydıktan okuyunuz mu? Dümege karar tuvaklandı. Bir soru. Hop, bu hakkıda köp yapırgenimiz. Bunun bir kança fikri asasları var. Mesela deyelik, namazın vaktleri siz turgan joyga ko'ra belgilanadi. Yerda tursangiz turgan yeringizin hisobiga ko'ra belgilanadi. Osmonga chiqsangiz osmondagi hisobga ko'ra belgilanadi. Quyosh ko'rib turibsizmi? Shom bo'lmaydi sizga. Quyoshni quvib ketyapsiz, shom qisqaryapti, ya'ni cho'zilib boryapti. Shom bo'lmaydi, siz o'qimay ketaverasiz. Chunki turgan joyingizda shunaqa o'tiribdi. Lekin mana aeroportga keldingiz, iftorlik payti edi. Shom bo'ldi, aeroportda turibsiz, quyosh botdi. Aeroportda og'izni ochdingiz, samolyotga o'tirdingiz, bitta tepaga ko'tarilsangiz quyosh turibdi. Sizga roza-roza bo'ladi. Shomingiz shom bo'ladi.
Çünkü siz turgen joyingizde açıp aldınız. Lekin tepeye çıkıp aldınız, batmasa şunu arkasından kete uğrasın. Namazını uşa, kuyaşın batışına karab okuyu uğrasın. Endi şuna kadar joylar var, atmosferaga çıkıp etedi adamlar. O zaman da kuyaşın batışlığının ihtimali yok aldı. Siz atmosferadan taşkardasınız. Onu ne kıladı dese, Mekke'nin vaktiye karab okuladı. Mekke'de asırda saat niçin okuluyordu, uşa saat bile okuladı. Bu, ben o 6 ay geçe kuyaş batmayan, yok ki 6 ay geçe kuyaş çıkmayan ülkeler var. Beli noç deydi, aydın tüller. Uşa caylardaki adamlardı hem fikri şuna kadar, iki kıl. Bittesi, özgü en yakın şaharını aladı. Kuyaş batadigen, çıkadigen şaharını, hesabı bile namaz okuydu. Roza tutadı, vaktlerini belgeleydi. Ya ki Mekke'nin davru bile, vakti bile okuydu. Şu bile niçin böyle? Hazreti tasavvurum var. İkisini bir vazife var. İkisi birbirlerimiz şimdi halat baktı ki uşa gördük uşa Amerika'da yani ki biraz farklı Ahmet Sunal Cemal'dan var. Şu Şofi'de imam şu mescid Şofi mezhabı bu iki asırda okuyan saat 3'te kiredi. Hanefi bu iki 3 yerinde kırışı geliyor bugün. Ülkemiz ki gelirlerde peşinde işler getirip peşinde okuyman gelirlerde ucu takbir dayıttı. Namazı başlaştı. Asır gel namazı başlaştı. Bu peşinde okuman geldi. Ki fitne bulmasın diye geldi, cemaatke şaşırdı, cemaat asırdan okudu. Ondan ki karısı 5 minut okudu hocam tahminen, 25 minut Hanefi boyunca vakt koydu. Asırdaki peşinde okudu. Şimdi şu asırdaki peşinde okudu, şuna sordu ki peşinde haytadan kovalayım ki şu adam bunu hesabı olaydı. Hop, özü aslında Hanefilerin özü de, Hanefilerin özü de, bu tür bir acayip mesele var. Saç hoşluğu yapma, bu mesele mazak kıladığın meselesi var burada. Asır meselesini cumhur, uşa saat 3 diye yapsınız mesela birinci vakti. Saat 3'ünü cumhur etken deyişedi. Yani Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler deydi. Doğru mu? Aslını sürüştürsün bu meselede cumhur Hanefiler. Ne demek? Şafiilerden İmam Şafii'nin kavli halas bu. Bitti adam bu kişi. Malikilerden İmam Malik'in kavli bu. Bu kişiye bitti adam. Hanbelilerden fakat İmam Ahmet İbni Hanbel'in kavulları bitti adam. Hanefilerde uçta saat 3'te asır vakti kiredi degen gapni İmam Muhammed etken. İmam Abu Yusuf etken. İmam Abu Hanife'den bir kavul var. Cumhur Hanefilerde özü. İkinci vakti niye mi etken? Hanefiler. Demek ikki rastlayan vakt kiradı. İkki rastlayan vakt kuvvetli delilge göre kira uğradı. Yani demokçı bugünüm başka mezhabinin kavli bilen bizim Hanefi mezhabinin kavli bütte müşterek. Doğru kira uğradı. Seferde yürgen adam ular bilen koşulup okusa namaz bola uğradı. Lekin peşinlik çıktırıp koydu. O hatarlı yendi. Hanefi mezhabine göre hale bitti kavli göre. Saat 3'te asır kirmegen. Peşin çıkmegen. O adam peşinlik okuş gerek. Bunda endi adamını halatıya karaladı. Ahli tartıp bosa, ahli tartıp degeni namazını kaza kımagen bu adam. Kaza kımagen adam o peşinini okuş gerek. Asırı kaza kısayan. Peşinini okuş gerek. Keyin asırı okuydu. Lekin asırı okup koydu. Ne kadar dese ihtiyattan peşinini okuydu. Keyin asırı okuydu. Şunda namazı inşallah. Ahli tartıp künü sanalıyım mı? Namazdan 6'da vaktini kaza kımagen adam. Umurum o beynide. Ahlı tartıp boladı şu. Doğru ahlısı sağ olun. Üçüncüsü cemiyat şuna koyduğumuz. Evet, evet. Bir de haydutçu, ikinci haydutçu'nu mesela bir maşini köpeği var yaptı. Bir de haydutçu, ikinci haydutçu'nun maşinesine zarar yetmezdi. Ben ahlısı var. İşteyle, işteyle. Koydu, oşa maşinesine, şimdi bu maşinesine eteli 10 milyon olur. Yan geliyor, olur ya. Bu ayda yaptı ki, zulüm görgen adam, ya bana yöntü kalitli, ya ki, işte, olduğu halde, zavut halde kaytarı bir, çünkü nakit çıkıyor dedi dedim bak. Bu bir iki sayıda yaptı ki, zulüm görgen adam, ya, bu sekre sekre veren bu mesele yok. Bana şu halde, hükümlüme, ve bu halde ise de afzalliğine mi, ve tavsiye sıfatı da bir nersan etmek için, takafül digen, İslami zulümden şu yol koysayım ikinci cemiyette digen bir tavsiye var. Takafülge tohtaylık, zayet etken mesela vakiyelik, takafüllü kılıç gerek. At-ta'minu ta'avuni, başka mağmur. Onu kılıç gerek, uşa arkada yiçilse bölerim onu.
Endi uni urushligi qasddan urganmi, tasodifan bo'lganmi, bir qancha sabablari bor. Haligi masalaga o'xshagan voqealikni batafsil tekshirish kerak. Bo'lmasa yechimi chiqmay, o'tirib olinglar, duo qilamiz endi. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım üçlü istiyan ilmi Ramazan'ın berkeşemizden fethirişimizden nasip etkin. Amin. Berkeşemizde halal rızk, halal kasb, faydalı ilim atva etkin. Amin. Yani sefercan, abracan kemizeyem, seferler bir hıtar olsun. Amin. Bunlar amurlu olsun. Daim için halkımızda dinimizde yakınma kılık mahtualar olsun. Rabbena atina fid dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve vakana adaben nar. برحمتك يا الله السلام عليكم رحمة الله إن شاء الله جماعة تمزق رصد خوي